Portal'ı da beğenmedim. Bir tek adım efekti biraz fena değil gibiydi. Ama o da yani genellikle high-end bilgisayarlarla oynamıyoruz. Türkiye'de çok bütçe dostu bilgisayarlarla oynuyoruz. Çok böyle bir parçacık efektine sahip adım efekti. Ve muhtemelen ben kullanmam. Hani azıcık bir şey olsun, en azından performans iyileşsin. Kasma ihtimali, lag spike ihtimali düşürsün diye onu kullanmayacağım muhtemelen. Ama sadece adım efektini beğendim. Diğerlerini çok hoş bulmadım açıkçası. Hatta onlara da bakabiliriz. Hatta yeri geldikçe yayınlanan videolara falan da bakalım istiyorum. Mesela Expressions Item Filter neredeydi ya? Ah, Challenge Wars. Şöyle sondan başlarsak daha güzel bir şekilde gösteriyor. Şuralarda bir yerde hepsini birden gösteriyor. Şöyle bir adım efekti var. Yani şuradaki cilalamasız şekilde göstermek istiyorum şu anda. Burada çok böyle hoş bir şey gibi falan yakından özel açılardan falan gösteriyor da. Asıl oyunda gördüğümüz şey şu. Şu adım efekti benim bir hoşuma gitti. Silahlarda da işte şu an gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi bir şeyler var. Bu arada görüntü kalitesi nasıl acaba? Onu ben bir hemen bakayım. Kaleci hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi seyirler sana da. Portal fena değil ama şu ana kadarki liglerden elde ettiğim portalların hiçbirinin yanından geçeceğini sanmıyorum. Yani bundan daha kötü portal galiba vardı ya. Esans Ligi'nin portalı bundan daha kötü olabilir. Morfranch hoş geldin. Teşekkür ederim. Neyse, buna çok takılmayalım. Onu beğenen olur, beğenmeyen olur. Ben çok beğenmedim. Minörlere geç bir dakika. Major, minör. Ha, tamam. Major yeni içerikler neler varmış bakalım. Conquerors of the Atlas. Burada özet olarak geçtiğimizde biz değil de başka bir sürgün grubu gelmişler ve bu Elder'ı falan alt etmişler. Elder'ı sürgün etmişler. Sürgünler gelmiş, Elder'ı sürgün etmişler. Daha sonrasında fakat bir nifak tohumları olmaya başlamış. Bunlar şey olmuş işte, manyamışlar. Atlas'ı fethetmeye, Atlas kontrol altına falan, hani Shaper'la Elder'ı def edince, Atlas başıboş kalınca Atlas'ın başına boş geçmeye çalışmışlar falan filan. Bunlar yoldan çıkmış, yolsuzluk başlamış falan. Bunlarla dövüşecekmişiz. Yeni Atlas'ın fatihleri genişleme paketinde bundan bahsediliyor. Yeni gemler var. Bu yeni gemlerin buradakilerin hepsi galiba balistaydı. Yok, hepsi balista değil. Bir tane artileri balista diye yeni gemimiz var. Bunların da videoları vardı sanırım. Bir saniye. Onların da şeylerine bakalım hemen. Keşke ben bunları daha önceden hazırlayıp şöyle kenara koysaydım, video çeker gibi. Video çekerken yapıyorum ya öyle. Balista diye çıkmıyor. Bow skill jumps. Burada video yok mu? Şimdi bir saniye. Hepsini şöyle bir bakalım da sırayla vermeyeyim. Buradaki sırayla vermemiş çünkü. Hepsinin üstünden bir geçelim. Artillery Ballista. Balistalar bu arada öncelikle ranged atak totemin yerine geçen, daha hoş görülsün, daha usturuplu olsun diye koydukları bir şey. Bir saniye. Tamam. Artillery Ballista isminde bir sıra... IP hoş geldin. Teşekkür ederim takip için. Artillery Ballista isminde bir sırayla hasar veren diyor burada. Bir çizgi üzerinde yere düşen ve sırayla karşınızdaki yaratıklara hasar veren bir totem olacak diyor burada. Onu birazdan videosundan da bakacağız. Hepsine. Selam sana da. Şarapnel Ballista şu anki şarapnel şata benzer bir şey diye ben anladım buradaki okuduğumdan. Şarapnel şata benzer bir şekilde, sadece bu bir balista, yani totem. Totem, yani totemleri artık ranged atak totemleri, uzaktan atak yapan totemleri balista denecek bu ama ben hala totem demeye devam edeceğim, algılaması daha kolay olsun diye. Ensnaring Arrow diye bir yeni yeteneğimiz var. Arrow that remains in ground. Vurduğu son hedefin ayağının oraya düşerek onu orada kapatıyor, tuzağa düşürüyormuş. Ensin orada sabit bir şekilde kalmasını
sağlıyor anladığım kadarıyla. Fakat sabit şekilde kalsa bile bu yaratık her zaman sanki hareket ediyormuş gibi hesaplamalar için sayılacakmış. Yani bleeding falan attığınızda hareket ediyormuş gibi ekstradan hasar yiyecek yerinde dursa bile. Bu şekilde güzel bir şeyler kullanılabilir. Bakalım. And hem de tamamen sabit tutmamış. Özür dilerim. Devamını okumadan şey yaptım. Hareket hızını epey azaltıyormuş. Hareket hızı azalmış şekilde bu bölgeden çıkabilirse şayet etkiden kurtuluyormuş. Öyle bir detayımız var. Greater Volley support'umuz var. Normal volley'e sahiptik. Volley'in hani lesser multiple projectile, greater multiple projectile gibi attığı ok sayısını ya da ne atıyorsanız onu arttıran bir support olmuş. Volley'den daha güçlü olacakmış. Volley çünkü çok kullanılmıyordu. Bunu Exile konuda da galiba bunun üstüne değinmişlerdi. Yani bu şekilde kullanılmıyor. Bu yüzden böyle bir şey çıkartalım dedik falan diye daha kullanılsın diye. Tabi sadece ok ve okçularla kullanılmaz. Ya, bu lig muhtemelen ok ve okçuluk op olacak. O yüzden çoğunlukla onu kullanacak ama onun dışındaki fireball'dur bilmem nedir falan. Projectile zaten her türlü şeyle kullanılır diye düşünüyorum. Aslında Cremation'da bir denemek isterim nasıl etkileşimde olduğunu. Ama hasarı ne kadar azalttığını da görmek lazım tabii. Gemler henüz açıklanmadı değil mi? Gemler genellikle son gün açıklanıyor. Herhalde Cuma falan açıklanır. Arrow Nova'yı bir izlememiz lazım nasıl olduğunu. Attığımız oklar bir Nova şeklinde oluşacak diyor ama onu birazdan bir izleyelim. Buradaki okuduğumuz çok yeterli olmayacak için. Barrage Support diye bir support gemimiz var. Barrage yani arda arda çok hafif açılarla, birbirine çok hafif açılarla bir sürü ok atma şeklinde bir yeteneğimiz vardı. Barrage şeklinde. Bunun support hali gelmiş. Yani herhangi bir şeye takarak anladığım kadarıyla arda arda ok atacağız. Buradaki az önceki ilk şey galiba bu Barrage olabilir. Neredeydi? Şurada kapalı. Şurada sanki öyle bir şey vardı. Yok bu o değil. Bu değil. Tekrar devam edelim. Bitirelim. Sonra oraya gideceğim. Ben support geçtik. Yeni currency'ler var. Yeni Exalted Orb tipleri var. 4 çeşit yeni Exalted Orb var. Atlas bölümüne geçtiğimizde bunları daha düzgün bir şekilde açıklayacağım. Orayla ilgili çünkü. Yeni bir currency eşyası ekledik diyor. Orb of Awakening. Uyandırma orbu diye çevirebiliriz bunu. Herhangi bir influence'lı Shaper ya da Elder influence'ı ya da yeni influence'lar gelecek. 4 çeşit. Her yeni currency'leri içerecek mi? İçerecek olması lazım. Çünkü uyandırma orbu çok seksi oldu. Excel konuda Chris'e böyle bir soru gelmişti. Ya bir sürü şey getiriyorsunuz. Bunlar için yeni sayfa alacak mıyız hacı falan diye. Biz yani her yeni gelen şey için yeni sayfa aldırmak istemiyoruz demişti Chris. Gelecek şey hani kalıcı olacak gibiyse zaten ona yeni yer açarız. Ya o sayfada açarız ya başka yerde açarız. Bir şekilde yani, her yeni gelen şeyi yeni şey aldırmak istemiyoruz demişti. Yani o yüzden geleceğini düşünüyorum. Harbinger Rogue'larını koydukları garip yer gibi olmasın da yani evet. Ya oraya genellikle lig içeriğini koyuyorum ben. Yani işte Blight Ligi'nde şeyler vardı. Bu esans benzeri şeyler vardı ya. Poe'deki esansı değil, gerçekteki esansı kastediyorum. İsmini hatırlayamadım. Ligi bırakalım oluyor bir aydan fazla. Ben oralara lig kontentlerini oraya koyuyorum genellikle ama orası da sonradan şey oluyor. Bu Engineer Orb'dur bilmem neydir falan onlarla doluyor. Oil. Ha, aynen. Oyunları koyuyordum böyle sırayla oraya. Onlara da aslında böyle bir sıra kenara sıkıştırsalar çok güzel olacaktı. Bunları niye yapmıyorlar bilmiyorum. Ama herhalde onu takip etmedim. Blight'ın oyunları kalıcı oldu mu? Biliyor musunuz? Son birkaç gündür manifestoya falan çok şey yapmadım. Başka videolarla uğraşıyordum da. O zaman herhalde ona yeni tab yaparlar ya. Onlar çok fazla çünkü. Çok fazla onlar. Ya da belki şeye ekleyebilirler bu parçacık şeyi var ya bir tane fragment tabi var ya onu ekleyebilirler. Her neyse. 16 tane yeni üniğimiz varmış. 35 tane yeni support gemimiz varmış. Bunların çoğunluğu plus supportlar olacak. Yani mevcut supportların daha iyi versiyonları olacak.
Mevcut Prensip çok dolu gibi ya bence. Bir yandan aslında arkada Puayi'yi mi açsak? Neyse. Çok fazla bakmamız gerekmez diye düşünüyorum. Ya bana çok dolu geliyor. Çünkü şey. Mesela Fragment Tap'te öbek öbek. Yani dolu Fragment Tap ama öbek öbek. Ortadakiler işte Breach ile alakalı. Yukarıdakiler şeylerle. Böyle anahtarla girilen yerler falan filan. Aşağıda başka şeyler. Öbek öbek. Dolu ama öbek öbek olduğu için çok şey olmuyor. Crenstep'te her şey her yerde. Yani en fazla iki tane soket birbiriyle alakalı. O yüzden orası çok karışık. Oraya fazla şey eklenmemeli bence. Plus supportlar gelecek işte. Bunların çoğu onlar. Plus supportlar. Premium supportlar gibi. Normal supportların daha iyi versiyonları. Mesela Plus Pork vardı galiba. Ya da Plus Pierce falan onlar vardı. Taktığınızda hasarınızı azaltmıyordu. Kaç level key'di hatırlamıyorum gördüğüm screenshot ama normalde bir hasar penaltısı ekler. O fork, ne bileyim chain falan. Plus chain, plus fork o tarz şeyler. Hasar azaltmadan sizin chain ya da fork yapabilmenizi sağlıyorlar. Minör, yani ufak değişikliklere baktığımızda, ha şurada çok güzel bir şey var. Artık diyor ki Path of Exile'ın web sitesinden kendi eşya filtrenizi oluşturabileceksiniz diyor. Ve hangi ister hangi versiyonda oyuna girerseniz ister konsolda girin, ister bilgisayarda girin bu filtre kullanabileceksiniz diyor. Hatta buna bir baksak mı ya? Bakalım açık mı acaba? Koya ya da Path of. Şöyle yazarsak belki sitenin kendisi çıkar. Filter Blade. Item filter yok. Ha. Daha çıkmadı mı ki bu ya? Yeniliklerde var mı öyle bir şey? Control filter, passive tree. Gördünüz mü hiç? Var mı linki? Bir tane böyle ayaküstü bir tane oluştursak nasıl olduğunu görsek diye düşünüyorum da. Şu ana kadar bir şey yazmadıysanız herhalde yok. Daha herhalde açıklamalar. Link başlangıcında yayınlayacaklar herhalde. Bir görseydik nasıl olduğunu baksaydık iyi olurdu. Neyse. Yani şeyle oyunun dosyalarıyla uğraşmayacaksınız. Eski filtreyi sileyim, yeni filtreyi koyayım, oyun içinden user interface'e gireyim, oradan seçeyim falan. Ya yani bunlar iş değil aslında. Çok ufak şeyler ama ya benim için iş değil. Yeni başlayan bir oyuncu için neyi nereden yapacağım falan filan biraz zor olabiliyor. Belki web site içinde düzgün bir yere koyarlarsa göze batacak bir yere yeni başlayan oyuncu rahat bir şekilde oradan görür diye düşünüyorum. Yani bir kere yaptıktan sonra alışıyorsunuz zaten. Kolay bir şey neyi nereye atacağınızı biliyorsunuz da. Şuradan devam ediyorduk. Linus Watch biraz değiştirilmiş. Katalistler için vendor resipler koyulmuş. Kullanmadığımız katalistleri öyle çöp atmamıza gerek yokmuş. Vendor Recipe'de kullanabileceğiz herhalde. Yani şu güzel bir şey. Az önce de bunu okumuştum. Hoşuma gitmişti. Birden fazla seçenekli pasifleri tekrar vermek için oraya kadarki bütün pasifleri bir dakika şöyle göstereyim. Bütün pasifleri silmemize gerek kalmayacakmış. Bu özellikle Sion'da olan bir şey. Nereden seçiyoruz bunu? Mesela siz buradan geldiniz böyle işte şuna verdiniz. Trickster'a verdiniz. Şöyle gittiniz. İşte şöyle yaptınız falan filan. Ne kadar alakası oldu acaba? Rastgele yaptım. Trickster artı Guardian. Bayağı alakası oldu. Böyle bir şey yaptınız ve daha sonradan da şeyden Assassin'ın oradan, Shadow'un oradan pardon. Gittiğinizde bir şeyler verdiğinizde falan daha sonradan fikrinizi değiştirirseniz Shadow şurada mı? Daha sonra fikrinizi değiştirirseniz Sion'da şöyle bir şey yapmanız gerekiyordu. Şunları almanız gerekiyordu ki bunu değiştirin. Mesela Assassin'e geçirin. Ama bunu alabilmek için de işte şurayı almanız gerekiyordu. Onu almak için bunların hepsini refundlamanız gerekiyordu. Ya da bunu bir yerden gelip Sion'dan şöyle bağlamanız gerekiyordu ki bunu geri alabilirsiniz falan. Bununla ilgili bir değişiklik yapmışlar. Artık diyor onların hepsini almadan sadece oradaki şeyi değiştirebileceksiniz diyor. Bu güzel bir şey. Gayet hoş bir şey. Özellikle Sion oyuncular için ki ben çoğunlukla Sion oynuyorum. Ligde çok ekstrem bir şey yoksa ki bu ligde muhtemelen olacak. Ranger oynayabilirim belki. Sion'un da bir şeylerine de bakmak lazım. Her neyse.
Nerede kaldık? Bunları salla, görsel şeyler. Ranged Attack totems artık balistadır. Çünkü daha cool'lar diyor. Ranged Attack'ların hepsi neredeyse görüntü olarak iyileştirmeye uğradı. Bunlar böyle bir puncture falan filan. Bouncing off. Bir saniye. Araziye göre şey yapan, araziye göre böyle çarpan oklar artık şey olacak diyor, sekecek falan diyor. Bunun oynanış için hiçbir etkisi yok fakat hoş görünüyor dedi. Böyle bir şey yaptık diyor. Tam kafamda canlandıramadım aslında. Şey gibi bir şey mi? Yüksekten attığınızda oklar aşağı doğru düşüyordu falan. Onunla alakalı galiba. Onu oyunda bir göreceğiz. Kulağa hoş geliyor ama kafamda çok canlandıramadım açıkçası. Yeni yetenekler için Labirent Enchantment'a renklenmiş kozmetik filtreler falan filan kozmetikleri salla. Bizde dolar pahalı. Geliştirmeler, ses geliştirmeleri, görüntü geliştirmeleri falan. Atlas değişiklikleri. Atlas tamamen değişti. Bunu bir saniye ben şuradan Atlas'ı bir açayım. Atlas'a şimdi ufaktan gireceğiz. Neredeydi? Şurada bir linkini atmıştım ben yeni Atlas'ın şeyini. Yeni yorum gelmiş galiba. Ben buradaki Patch Not Released gelecek mi? Bir saniye arkadaşlar ben şunu 26 dakika öncesinde şu an geliyor. Tamam, neye bakıyorduk? Neye bakmaya geldik? Bir saniye ya, yorumları açmışım zaten yanlışlıkla. Şuradan bir görsel vardı Atlas. Hayır, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Yanlış açtım. Atlas tamamen değişiyor. Bu. Yüklenmedi mi? Niye yeni sekmede açılmıyor? Neyse, buradan bakalım. Şimdi, buranın görüntüsü çok kapanıyor mu şeyden? Şuralar falan Crimson Temple Shipyard falan kapanıyor. Layer kapanmıyorsa sıkıntı yok. Bakayım bir. Ha yok, Crimson Temple da kapanmıyormuş. Reef, yok, Canyon, Crystal kapansa tam layer kapanmadığı sürece sıkıntı yok. Şöyle bir atlasımız var, yeni atlasımızda. Otomoda mı takıldın? Otomod da ne ola? Arkadaşlar çok fazla yayın açmadığım için bazı Twitch şeylerini çok bilmiyorum ben. Taş mı? Taşa çarpınca seker ağzı toplanır. Evet. Ya öyle bir şeyler düşündüm ama tam görmek lazım onu bir. Taşı neden şey yaptı ki Twitch böyle bir tehlikeli kelime olarak, kelam olarak algıladı? Bir dakika. Şuradan şeye bakayım. Rex Tekçin okuyamadım ama hoş geldin. Şimdi şöyle bir atlasımız var. Artık köşelerden değil ortadan başlıyoruz. Yani nereden? Strand, Wharf herhalde. Yok herhalde Wharf'tan şuradan başlıyoruz. Beach'ten başlayabiliyoruz. Pier'den başlayabiliyoruz. Not. Ya şu arka plan beyaz olunca orada göremedim. Not real life. Not real life. Hoş geldin sen de. Jungle Valley. Buralardan başlıyoruz artık. Ortadan başlıyoruz ve Atlas bölmelere ayrılmış durumda. Yani şu iplerle çeşitli bölmelere ayrılmış durumda. Her bir bölmede dikkat ettiyseniz şöyle bir renkli bir şey var. Böyle Uno kartına benzettim ben. Böyle bir çember var, daire var. Bunlar soketlenebilir şeyler. Atlas'ta parçalar. Map değil bunlar. Şimdi okumaya devam edelim. Sonra ben kendi özetimi geçeyim. Özeti geçip sonra okursak belki şey olmayacak. Elder ve Shaper hikayeden kaldırılıyor. Elder ve Shaper'dan sonra gerçekleşen şeyler hikaye olarak geliyor Atlas'a. Elder ve Shaper tamamen kalkmıyor ama. Yeni mapler gelecek. Daha doğrusu Zan'ın açtığı maplerde çıkacaklardı yanlış hatırlamıyorsam. Elder Guardianları, Shaper Guardianları falan çıkacak. Ve bunları yaparak
tekrar fragment elde edip shaper'a falan girebileceğiz. Tabii daha nadir girebileceğiz. Sabit bir şekilde durmayacakları için. Çok pardon. Bu yüzden birçok kişi hatta shaper hideout almak için grindliyordu bir süredir. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi seyirler sana da. Konuşurken okuyup bir yandan ona yanıt verirken kafam karışıyor. Özür dilerim. Şimdi Watchstone'lar. Az önce bahsettiğim olay. Gösterdiğim olay daha doğrusu. Bu arada şunu söyleyeyim. 5 tane yeni güçlü endgame boss'u gelecek. Bunlara da rehber çekmemiz gerekecek. Evet. Ha, iş çıkacak. Yeni mekanik Watchstone'lar eklendi. Watchstone'lar az önce gösterdiğim soketlerine eklenen şeyler. Böyle Jewel gibi şeyler. Taşlar. Bu yeni boss'lardan düşecek bunlar. Bu arada kaç parça? Dur bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça aslında burası. Ama bir dakika, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 8 parça. 5 tane boss diyor. Herhalde bu bosslara ekstradan başka şeyler de olacak. Anladığım kadarıyla. Erim hoş geldin. Yok canım, ne geç kalmasın. Daha yeni başladık ya. Daha birkaç şey yaptık. Metaforması falan geçtik. Atlas'a daha yeni geldik zaten. YouTube'a da atacağım zaten. Başına da bakabilirsin. Daha sonrasında. Ya da Twitch'ten de silmem. Twitch'ten de başına bittikten sonra bakabilirsin. Watchstone'lar ne yapıyor? Şimdi buradaki maplerin hepsi görünür değil başta. Öncelikle öyle bir şey var. Watchstone'u koyduğumuzda bu arada yani bunu genel olarak söylüyorum. Birden fazla Watchstone var ve bunların özel versiyonları da var. Ve onunla geleceğiz. Genel versiyonları takas edilemiyor. Ticarette kullanamıyoruz. Yani düşüreceğiz. Shaper Eldrorp gibi düşünün. Sizin akontunuza bağlı. Bunları buraya koyduğumuzda buradaki gözükmeyen diğer mapleri burada hepsi gözükür şekilde de gözükmeyen mapleri açacak ve aynı anda mı yapacak yoksa farklı başlı onlar mı yapacak onu da tam bilmiyorum ama mevcut buradaki alandaki maplerin tier'lerini arttıracak aynı zamanda Watchstone. Yani buradaki bir tier olarak başladığınız bir şey Shaper Drop kullanır gibi sanki tier'i artacak birden. Ve Chris'in şöyle bir söylemi vardı. Exile.com'da. Yani siz bütün Watchstone'u her şeyi koyduktan sonra öyle bir hal olacak ki unique map'ler dahil Atlas'taki her şey böyle 14-15 tier falan olacak. Hepsi böyle end tier olacak. Hepsi yapmaya değecek yani. Öyle şey olmayacak. Ne bileyim tier 1'deki bir map'i oyun başında yapıp sonra bir daha yapmayacaksınız. Ondan 250 tane kasanızda birikmeyecek falan. Öyle bir söylemi vardı. Bu bana oldukça hoş geldi açıkçası. Oldukça güzel oldu. Biraz bu hani selektif özel olarak şu mapler düşsün ayarları falan yapmayı engellemez de. Hani çok gerek de kılmayabilir. Bir nasıl sistemi tam işleyeceğini tabii ilk başladıktan sonra göreceğiz de. Sixthant'lar artık tek bir map'e eklenemiyor diyor. Yani tekil olarak maplere eklenemiyor. Ve artık bir alanları yok. Bunun yerine Watchstone'lara ekleniyor bu Sixthant'lar. Ve Watchstone'un bölgesindeki, yani az önce saydığımız şu bölgelerdeki bütün mapleri etkiliyor. Gayet güzel. Tier'e özel değiller artık. Ve bir bölgede birden fazla Leukosian hoş geldin. Birden fazla Sixant varsa yalnız birden fazla ekleyebiliyor muyuz? Neden ekleyebiliyoruz ki? Madem böyle bir şey varsa. Birden fazla Sixant varsa sadece bir tanesi etkileyecek diyor da. Ha, pardon, bir Whetstone aynı Sixant modifier'ı etkiyorsa sadece bir tanesi ekleyecek. Tamam, okey. Orayı şey yapmışım, kaçırmışım. İsimleri değişmiş bu arada. Sixthant'ların isimleri değişiyormuş. Ne olduğunu yazmamış. Gözümden kaçmadıysa. Zana artık Shaper, Elder influence'lı etkisi olan yani haritalar satacak. Pardon. Satacak. Evet. Atlasınızı yeterince geliştirdiğinizde ama yapacakmış bunu. Chuck hoş geldin. Bunlar
Eski Atlas influensi gibi, yani eskiden Shaper Elder influensi gibi çalışacakmış. Eskiden olan yeni yaratıklar oluşturacak, yeni düşmanlar edecek ve ödüller düşürecek. Yani Shaper Elder modları hala devam edecek. Bunları düşürmeye devam edeceğiz. Zana harita tierlerini dönüştüren Zana modifi pardon, bir dakika. Bir şeye baktım da. Zana modifier that change map tiers or real map disable at least one. Ha tamam. Şu şeyler vardı hatırlarsanız. Map'in tier'ini değiştiriyordu ya da aynı tier'den şey yapıyor. Yani artı 5 tier ekliyordu ya da aynı tier'den rastgele bir şey getiriyordu. Zana'da böyle modifiyerler vardı Zana harita cihazında. Bunları kaldırdık. Yani en azından şimdilik. Belki geri gelebilir gibi bir atıf var son, en sonda. En azından şimdilik diyor. Bunlar kalkmış. Unique map'ler artık değişik tier'lerden düşebilecek diyor atlasınıza göre. Böylelikle Mindstorm of Chaos gibi, gerçi son ligde kaç tier'deydi hatırlamıyorum da birçok ligde çok düşük tier'deydi ama aslında güzel modları var o map'in. Veya bu şekilde birçok unique map var. Bunların tier'leri de değişebilecek. Sabit tier'leri olmayacak artık. Çünkü sizin koyduğunuz batch tonlara göre o bölgedeki bütün maplerin tier'leri artacak. Yani şuraya koyduğunuz mesela Obas Curse'ı arttı. Obas Curse yalnız artması Obas Curse'da çok feci olur. Çünkü Obas Curse'da şöyle bir şey var. Zaten içine girdiğinizde birinci kattan sonuncu kata gidene kadar her kat bir tier artıyor map'in tier'i. Ve oradan aslına bakarsanız deli exp alıyorsunuz son katta. Seri bir şekilde yaparsanız çok hızlı exp kastırıyor. Ona video çekmiştim hatta ben. Obas Curse'da nasıl olacak? Direkt gözüme o takıldı bak. Onu merak ettim şu anda. Çok güzel exp kastırıyor. Purjoy'da çok etkili olur bu. Ya düşünsenize bir 14-15 tier Purjoy'a girdiğinizi. O çok hoş olur. Çok yani yüze kasmak belki bu lig kolay olabilir. Monster level sabit miydi Obas Curse'da? O zaman ben yanlış hatırlamışım. Ya olsun zaten 84'e falan çıkıyor işte içeride. 84'e mi? 85'e kadar mı ne çıkıyor en son odada? Orada güzel kasılıyordu. Ya ondan ziyade ama Purjoy özellikle. Belki onun şeyini değiştirmişlerdir ama mesela şeyini değiştirmişlerdir ya da Purjoy'da da mı sabitti? Ben şeyden beri neydi adı? Betrayal'dan beri yüze kasmıyorum. Betrayal'da bir kez yüze kastım. Yapmayın. Bunu kamu spotu gibi algılayın söyledim. Yani yapmayın. Yapmayın. Ne yaparsanız yapın, başka şeyler yapın, kitap okuyun falan onu yapacağınız sürede. En kolay yüze kasılan lich şu ana kadar Betrayal'dı. Betrayal'da yaptım. Yine de pişman oldum. O kadar vakti keşke harcamasaydım diye. Zaten bir yere kadar geldikten sonra 99'a kadar geliyorsunuz. 99'dan yüze kasmak o kadar büyük bir göt ağrısı ki bunu tabir edebilecek başka bir şeyim yok, sözüm yok. Çok affedersiniz ama yani buraya kadar geldim. Şeyi düşündüm yine. Ya yüze kasmasam mı? Çok büyük uğraşacağım 99'dan yüze kasmak için ki 99'a kasmak için de çok uğraştım. O boşa gidecek diye ıkına ıkına yüze kastım sonrasında. Ya kimileri kolay buluyor olabilir. Adamlar 4-5 tane yüze kasıyorlar da bana öyle değil. Benim o kadar boş vaktim yok. Ben o kadar gelemiyorum. Gelemiyorum abi. İnsan gibi de kasmıyorsun çünkü. 6-7 kişi 6-7 diyorum. 6 kişi oluyor zaten. 5-6 kişi kasıyorsun. Çok gün sürdü ya. Sırf şu an level kasıyorum dediğimde görün 99'da öldüm ben bir komar. 99'da işte Lux Spike girdi öldüm ben. Ve %90'da falandım. Kaan'cım hoş geldin. Kaç ya 2 hafta ya da 3 hafta falan gömmüştüm. Sadece hani şu an level kasmaya başlıyorum diye başladığımda. Ki bayağı da para gömüyorsunuz. Neyse bu kamu spotunu verdikten sonra biz şunlara bakacaktık ya. Şunlara bakacaktık. Az önce okları yaptık. Explosive Arrow. Yeni gelenlerden. Şöyle bir şey var. Tekrar bakalım. Atıyoruz patlıyor. Normal Explosive Arrow gibi zaten. Ya ne değişmiş? Görsel olarak değişmiş galiba. Heh, Barrage Support. Explosive Arrow'la şey görüyor. Barrage'i görüyoruz. Dediğim gibi çok hafif açısal farklılıklar oluşarak birden fazla bir sürü şey atıyor. Shrapnel Shot, Galvanic Shot ismini almış. Bunlar çok hızlı geçiyor. Bildiğimiz Sharpen Shot gibi görselleri de güzelleşmiş sadece. Banko ne işle uğraşıyorsun?
Yani işi gücü olan insan yapmaz bence onu. Sesi biraz kısacağım. Sesi zaten kısmışım, ona rağmen bağırıyor hayvan gibi. Bir dakika. Tekrar başlayalım. Yani voleyli, hatta greater voleyli bir şey görüyoruz. Balista görüyoruz burada. Bunun görüntüsü niye? Şöyle yapalım ya. Ufacık şeyde izliyoruz zaten. Kas canlı sanmıyorum. Balista bu şekilde voley atıyor. Güzel. Bir yandan bir karakterimiz barrage'le gidiyor. Tamam, çok gösterdin. Geçelim abi. Heh. Diğerlerini gösterecek misin? Şey nerede ya? Ben onu bir dakika bulayım. Ben asıl Nova'yı görmek istiyorum çünkü. Nova. Asıl Nova'ya bakmak için girdik biz oraya. Puncture. Heh. Şuydu. Ben bunu izlemiştim de bu sandım açtım onu. Bir dakika, bir şeyler yazmışsınız, onlara bakayım. Siz, yani 8 tane vardı bende. Değer birleşik. Gerek yok, ikiliktir. Yüze kasmıyorum. Build'i yapamıyorum. Build yapıyorum. Evet, build yapmak daha zevkli. Yeni yeni build'ler yapın abi bunu yapacağınıza. Çok daha zevkli ve yeni build yapmak, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hem build'i kasıyorsunuz, item kasıyorsunuz zevkli falan filan. Hem de piyasa bilgisi elde ediyorsunuz. Bakın, eşyaların fiyatlarını, yani Fatih'e de bana da gelen en çok sorulardan biri, hani şu eşya ne kadar, bunun gideri var mı falan filan şeklinde şeyler ya. Ekran kartı geldi. Evet. Ekran kartı geldi. Borçlu harçlı bir tane aldım. RX 580 aldım. Şeyde, Black Friday zamanında. İnşallah Cuma günü değil de cumartesi sabahtan başlarım. Ben de bunun. Teşekkür ederim. Ne diyordum? Heh, farklı farklı build'ler yaptıkça elinize düşen bir eşyanın ne kadar değer edebileceğini az çok anlamaya başlıyorsunuz. Babacığım, hoş geldin. Mesela benim hala ya bu bir şey etmez deyip kenara attığım ama aslında onun kullanıldığı build'leri oynamadığım için bilmediğim ve 2-3 eksete eden şeyler var. Yani bir bakıyorum adamlar spamlıyor bana. Bana şunu ver, bana bunu ver diye. Hani public bir tab'e atıyorum. Bir şey etmez diyorum ama atıyorum işte 5 kaosluk tab'e atıyorum. Bir anda spam geliyor. Sonra bir bakıyorum harbiden 2 eksik item'mış. Önebileceğim build. Abi kendi önerdiğim build'ler var. Onları inceler misin lütfen? Kendi. Senin şeyinde olması lazım. Senin kanalında olması lazım. Kendi build'ini kendine önereceğim sana. Bir saniye, şuraya geri dönelim. Yok, geri dönmeyelim. Buradan şeye bakacak. Laf lafı girince şey oldu, biraz karıştı. Senin o yazdığın build'lerden şey var ya, bu şeyden böyle alttan üçüncü. O güzel abi. Teşekkür ederim. Seninle Fatih abi konuştuğumuz şey için bir konuşalım ya. Dün şey yapmam ya, biraz aslında benim de işim vardı da senden de şey gelmeyince çok şey yapamadım. Bugün bir ara konuşalım istersen. Buralardaysan, senin mesain nasıl bilmiyorum da. Dün ameliyatta mıydın? Hayırdır abi? Sesliye gelebiliyor musun? Kolay gelsin. İstersen birlikte şey yapalım. Şey, Guardian 1'e geçiyorum abi. Bir saniye. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Geçmiş olsun. Hoş bulduk kardeşim. Sağ ol. Bir burun ameliyatı geçirdim de şu anda burunda da tamponlar var zaten. Aha, Sesim evet, sesten belli oluyor. çürük çürük gibi bir yer yani. Problem Abi. neydi abi? Geçmiş olsun. Ya burun deliklerim kanalıma hoş geldiniz diyebilecekler artık. Kapalıydı çünkü burun Çok güzel. kanallarım. Nefes alamıyordum. Ondan sonra işte dün sabah 8-9 gibi
Ameliyata girdik. Akşam üzere çıktım şeyden. Bugün de hayvan gibi iş var elimde. Yani öyle böyle iş yok yani. Bilmiyorum, akşama kadar, geceye kadar kalabilirim yani. Anladım. 5 dakika bir mola verdim ama bir bakmışım sen şey yapıyorsun. Notları anlatıyorsun. 2 dakika bir ara vereyim Ya dedim. benim burunla ilgili hiç sıkıntım olmadı ama abim bir ameliyat geçirmiş de öyle. Aha. Baya yüzü falan şişmişti. Sende öyle bir şey var mı şu Aynen, anda? benim de şu an Hmm. bir 4-5 tane burun büyüklüğünde bir burnum var. Anladım abi. Bayağı Geçmiş şiş. olsun tekrar. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlara da teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle. Yani senle konuştuğumuz şeyi yapamadık bu haliyle. Ben daha kısa sürer diye düşünüyordum. Bu kadar hezimetli olmaz diye düşünüyordum. Öyle olunca da yalan oldu. Halbuki ben dedim sana gel yapalım şu işi falan filan diye. Ondan sonra ama kendim gelmeyince biraz tuhaf oldu Yok estağfurullah. Ona bir tabii. şeyler Sen devam düşünmüştüm et abi de abi. seni. Aynı hızla devam et abi sen. Bu Hı. seferlik böyle oluversin. Ben farklı bir dille anlatırım olmadı kendi kanalında. Sen kendi bildiğin şekilde devam edersin buna. O şekilde Tamam ben çözeriz. aklımda Yapacak bir şey yok. düşündüğüm şekilde ufak bir şey hazırlayayım mı kendim peki? Okeyim varsa. Sen kafana göre takıl abi. Tamam. Ben normalde hani birlikte sohbet için şey yapalım dedim ama benim çok sohbet edecek halim yok. Anladım Malum abi. Anladım abi. konuşamıyorum Sen bile zaten. işler de var diyorsun zaten. Aynen. Akşamı Ben nasıl tabii. edeceğin biraz şey şu anda. Ben cuma akşamı dediğin yetişirsem şanslıyım yani. O kadar çok yoğunum ki. Öyle yani. Bakalım lige yetişebilecek miyim? Bilmiyorum yani. İnşallah. Ben sana şey soracağım abi. Bu ilgili bir karar verdim yoksa daha notlara yeni mi geçtin? Notlara ben yeni geldim ya. İşte uyandım bir şeylere bakıyordum falan. Bir arkadaş Discord'dan dedim o Aha. şey gelecek mi videosu gelecek mi diye. Bir tarihe baktım Aha. 11'iymiş harbiden notlar gelmiş. Ben şey yapmıyordum çok takip etmiyordum aslına bakarsan. Aynen. Ben de Şimdi yeni baktım bakıyorum. genelde. Yani senin şeyini muhabbetini baltalama bak adına. Sadece Estağfurullah. hani belki yanlış mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Bizim kuantum var ya chatte, onda da beraber şey yaptığımızda Hı. şöyle bir, yani özetlemeyeyim de hani şey var, herkesin çok merak ettiği bir iki şey var. Onlardan böyle küçük notlar aldık falan filan. Hı. Şöyle bir şey yapayım sana, birkaç Tabii cümlede buyur sorayım. abi. Yani. Sen de detaylara inersin abi. Nasıl? Hı. Tabii. Yani kendini çok Abi. yormadan istediğini Ha. söyle abi. Aynen. Yani şey var mesela. Zombiler RIP diyoruz yani. Poison Hı Volatile Death RIP oldu. Explosive Arrow benim çok ilgimi çekti böyle. OP görünüyor. Ona bir detaylı bakılabilir. Ondan sonra Bindar hala OP gibi ama eskisi kadar değil. Demiş Quantum'la beraber. Neydi o? Icicle mıydı? Ha, Icicle'ı Stormblast Hı. falan. Aynen. Ondan sonra Mirage Archer'lar. Yani Ranger League'i dilip Mirage Archer'ı bir ripleştirmişler. Onun detayını tam bilmiyorum ama Mirage Archer onu ellemişler galiba. Quill Rain'de bir oynama var. Ona dikkat edebilirsin. Minyon Blade'leri nerf'lü görünüyor ama benim bu konuda söylediğim, her zaman söylediğim bir şey var. Minyonlar zaten güçlüydü. Hı Gücüne güç hı. kattılar. Evet. Geçerlik. Buna getirecekleri nerf aslında nerf değil. Her zaman minyon oynanır diye düşünüyorum ben. Zombiler eskiden yani çok fazla iş yapmıyordu. Geçerlik coşturdular. Arşa çıkardılar. Bunu birazcık kısmışlar falan. Ama zaten güçlü. Yani aynı söylediğim Hı. şey başa geliyor. Her halükarda minyon her zaman oynanabilecek bir build. Eğer kararsız kalan biriniz varsa bu build konusunda minyonu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ben sadece yayıncılık ilkeleri gereği dolayısıyla oynayamıyorum. Normalde bari beni salsalar abi ben önümüzdeki 10 yıl boyunca milyon da oynarım yani. Anladım Hani abi, şey var evet. yani beni izlemek isteyen arkadaşlar şey diyorlar ama yine mi milyon yine mi milyon falan Evet, sırf o yüzden evet. oynayamıyorum yani. Ondan sonra bir de şey var işte geçenlik oynadığım Kok build'i var Castor Critical Strike. O da Cyclone'dan dolayı. Cyclone'un alternatifini bulabilsem ki yok. Olsa Kok yani o da çok tatlı bir build. Onun dışında başka ne var? Bir iki bir şey daha söyleyebilirim. Toxic Rain bufflanmış. Erken oyunda güzel olabilir. Toxic Rain Toxic bir Rain dikkat zaten edilir. güzeldi ya. Leveling için çok iyiydi. Evet. Onun maden build'i de varmış hatta. Onu da gördüm. Craftlarla alakalı çok kritik bir şey var. Artık eskisi gibi şey olmayacakmış. Yani bir tane özellik bulduk. Geriye 5 tane şey multicraft artı dayı özellik öyle olmuyormuş artık. 2 tane
Multicraft hariç iki tane. Ya yani dahil olunca üç tane yapabiliyorsun en fazla. Aa. Öyle bir kritik var. Şey mi? Dur bakayım. Affix, suffix şeklinde mi? Yoksa limit iki tane mi? Fark etmiyor. Sadece Ha, şey olarak. anladım. Sadece affix olarak düşün. O zaman evet, biraz şey olmuş. Aynen öyle. Multicraft Aynen olayı. öyle. Evet, Ark levelik de çok güzel olabilir. Hatta ben Ark'la levelik yapmayı... Ben şöyle düşünüyorum. Shadow açacağım abi. Orası kesin. Shadow Ark'la Endgame'e ulaşıp ondan sonra bir Toxic Raid veya bu şey Bob'u görmüşsünüzdür. Voltaxic Rift. Eşek gibi oluşuyor. Onun da alakalı bir Trickster ya da Assassin'le alakalı bir Bob build'i oynayabilirim. Öyle bir şey olabilir. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Detaylara sen inersin dostum. Benim söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Tamam abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Burada mısın? Kaçacak mısın? Bir süre daha buradayım. Bir mola verdim. Ondan sonra işe Tamamdır. gömüleceğim zaten. Tamamdır. Biz şimdi nerede kalmış? O dünya kadar zaten şey var. Gemlerde, reworklar varmış. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Senin dediğin yerlere de ineceğim. Şeyi Tamam. yani Poet Ben, Volatile Death, onlar projectile'dı. Projectile'larla ilgili şeyler var. Ona bir merak ettim aslında. Ona bir ineyim. İnince Evet. aslında göreyim. Volatil dedin, maksimum 60'a sınırlamışlar abi şeyini, top sayısını. He, anladım abi. Böyle öyle 2000 tane atıp gidemiyorsun Evet. yani. Çok yerinde oldu yani. Abartı değil gerçekten. 2000 tane atıp Aynen. geziyordum. Ben bir chat'e bakayım. Sen sözünü kesmemek için şey yapmadım. Tabii. Arkadaşlar, niye fosil kaftanı şu an? Fosil kaftanı henüz bir şey görmedik ama bakalım. O renkleri elden geçirdiler. Şok yaptığın zaman kaos damage veriyor galiba. Voltax'e de geleceğiz. Minimum build'leri kolsuz build'leri demiş. Şey. Yaz. Ah, yaz. Minyon build'i ben de aslında çok seviyorum. Hatta ben Path of Exile'i ilk açtığımda hani hiçbir şey bilmezken, malak gibi build kasarken ilk minyon kasmıştım. Diablo 2'de de çok seviyorum çünkü. Aklın yolu bir işte abi. Yani ama şeydi işte, Necromancer yoktu o zaman. Talismanla gelmiştim ben. Talismandan bir sonraki ligde gelmişti galiba Sinistler. Hatta yine Aha. o ligde Necromancer gelmiş miydi? Sinistler ilk geldiğinde hatırlamıyorum ama gelmiş değil mi? Şeyden Templar'dan kasmıştım. Şey değildi, pek güçlü gelmemişti bana. Yani Necromancer olmadan önce. İlk karakterde kasmıştım. Aslında güzeldi ama işte endgame'de şey değildi. Gerçi ne yaparsan yap ilk acemi build'in endgame'de patlıyor. Tabii. Onu çok soran arkadaşlar oluyor. Hani yeni başlıyorum, işte 20 level'ım, build güzel gitmiyor, nasıl yapsam falan filan gibi. Ya arkadaşlar size Aynen öyle. söyleyeyim, yani dost olayım, acı söyleyeyim. İlk build'iniz patlayacak. İlk build'iniz 70'lerde falan patlayacak. Yani bir yerden bakıp yapsanız bile çok zor. Çünkü forumda bir build'e baksanız bile o build'deki adamın neyi neden yaptığınız falan tam anlamadan yanlış şeyler vereceksiniz. Yanlış şeyler yapacaksınız ya da oynanış tarzınız uymayacak falan filan. Ya tabii ilk build'inde çok güzel kasanlar da vardı ama genellikle öyle olacak. Aniyak günaydın. Gerçi burada muhtemelen yeni başlayıp da gelen yoktur ama onu Aa, söylemiş boş ver, olayım. yeni başlayanlara gözünü seveyim, karnını ağrımasın ya. Boş ver, yeni başlayan adam öğrensin gelsin işte, o kadar Haklısın. yardım ettik yani sen de. Haklısın. Allah. Şimdi Senin karnın ağrıyacak. Evet. Blight dakika influencer şuraya geçtik. Nerede kaldım bulmaya çalışıyorum da. Ben en son şeye bakıyordum. Nova, Arrow Nova'ya bakacaktım. Ha, Arrow Nova support. Şey gibi yukarıdan rain atar gibi yukarıdan atıyoruz puncture'ı, normalde direkt atmamız gerekirken yukarıdan attıktan sonra da projektil sayımıza göre orada patlayarak etrafa yayılıyor. Güzel, bu hoş bir şey olmuş. Greater Valley'e bakıyoruz. Greater Valley'e beklediğimiz şekilde baraj ne? Baraj gibi. Aronova hoşuma gitti benim. Bu arada ben yani ilk build denememi Path of Building'den falan şeyden Ranger'dan denemeyi düşünüyorum abi. Yani
5-10 ligdir falan herhalde. Gördüğümüz üzere o ligde neye değişiklik geliyorsa, ne çaplı bir şekilde değişiyorsa o hop oluyor. Bunun yine değişeceğini sanmıyorum. Muhtemelen Ranger'dan yine bir şeyler hop olacak diye düşünüyorum. Abi şey olacak şimdi yani Void Flasher'lar falan 5-10x olacak bilmem ne olacak. Ya Yani öyle de bir Benjamin şey var A'yı tabi. yani bir yolda gördük işte. Siktir boktan Javel'lar bile 2'şer 3'er x'ten gitti yani. Leblebi gibi Evet, yani evet abi. 5k'sa 5k'sa satmayan herifler 2x'e çıkaracak. İşte Ranger'da da aynı şey olacak. Ama şöyle bir şey var işte Mirage Archer'la bilmem ne çok da şey olmasın diye kısmaya çalışmışlar. Fark etmiyor yine meta kölesi bir durum olacak. Ama bunu bence en iyi dodge'lama mekaniği şöyle olur. Abi Shadow'dan gidersin. Leveling'i spell'le hızlıca yaparsın. Kaos'la alakalı bir şey oynarsan eğer Shadow'dan bence benim fikrim hem meta'yı oynamış olursun Ranger'la hem çok da para kastırmamış olursun. Çünkü biliyorsun bu crit ya da kaos olayları. Ben Toxic Drain ve Voltax Smith az önce konuştuk diye onun üzerinden devam ediyorum. Yaylar. Daha efektif olacaktır yani Teşekkür. bence. Kim geldi? Ben geldim abi. Buradan hoş geldin. Hoş Derhal geldin. terk et. Ha, tamam abi. Derhal burayı terk et. Evet. Fatih Bey'e selamlar. En son Exacon'da gördük. Daha da göremez olduk. Nerelerde kendisi? Öncelikle işte rahatsızlığından dolayı ameliyat olmuş öyle bir şey vardı. Onun dışında da arkadaşlar zaten Path of Exile'da hani geçen ligde şey vardı. Çok büyük bir build konsantrasyonu vardı. O yüzden çok zevkli değildi. Hani minyonu çok op yaptığın zaman sen sadece minyon oynaman gerekiyor. Minyon dışında bir şey oynarsan aptal oluyorsun biraz. Ama yani ben çok fazla zevk almıyorum aynı şeyi tekrar tekrar sürekli oynamaktan. Fatih de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Öyle oynamayınca da yani herkes hayvan gibi tereyağı keser gibi Uber Elder kesiyor minyonla. Sen de minyon oynamak istemiyorsun. Oynayasın gelmiyor. Bırakıyorsun bir yerden sonra challenge'ları tamamladıktan sonra. Yani şeyler gibi, yabancı yayıncılar gibi çok büyük bir izleyici kitlemiz de yok bizim hani ilerletecek şekilde, oynatacak şekilde. Yani bir yerden sonra kopuyor. Onun için ne geliyor? Ha sen yazmışsın abi. Aynı şey büyük polislerde geçerli olur. Olabilir. bu lig komple değiştiği için oynanır mı? Oynanır ya biraz daha. Evet muhtemelen oynanır. Zaten biz bu ligde oynadığımız sürenin yarısını muhtemelen Fatih abiyle. Yeni videolar çekmeye, yeni rehberler yapmaya falan uğraşacağız. Yani bir kendimiz için oynayacağız, bir de sizin için oynayacağız. Bir o kadar da muhtemelen. Aynen öyle. Öyle bir şey olacak. Kuantum hoş geldin. Map droplara bunlara baktık. Blight'lar %10 şans da olacak şekilde şey olacakmış. Beat Fusing buna hiç katılmıyorum. Abi çok güzel şarkısını %10 şanslı haritalarda duyacaksınız demiş Kasya'nın da. Çok tilt oluyordum ben ona. Each Blight Encounter bir en azından bir yağ ya da Blighted Map düşecekmiş her bir karşılaşmadan. Heh, güzel. çok erken vakitlerde kasayla karşınızda saçma sapan şeyler söyleyecekmiş. Söyleyecek çünkü skriptini henüz yenilemedik diyor. Karakter bounce'lara baktığımızda Fortify Damage Reduction diğer efektlerle multiplikatif olacak diyor. Normalde şu anki Fortify'ın hali diğer efektlerden ayrı bir şeydi değil mi? Her şeyden önce bir %20 azaltıyordu, sonra diğer efektler azaltıyordu sanırım öyle hatırlıyorum. Burada nasıl diyor? %20 diğerlerle multiplikatif olacak. Yani daha az azaltacak demek oluyor bu sanki. Aldığım kadarıyla. Öyle olduğunda çünkü ekstradan bir %20 azaltmamız varsa multiplikatif olduğunda bir %20 azaltıyor. Sonra azaltılmışın %20'si daha azalıyor. Mevcut haliyle ayrı bir katmanı olduğu zamansa gerçi yine aynı şekilde işliyor ya. Onun bir wikisini açıp iyice bakmam lazım bunun tam olarak ne anlama geldiğini çözmek için.
Şok ve Chill hesapları değiştirildi. Bunu manifestoda görmüştüm. Geçen manifestoyu okumuştum. Daha az hasar vererek Shock ve Chill yapabileceğiz artık. Öyle bir şeydi sanırım. Evet. Lomelius. At harder reach, high values. Çok, daha çok efekt vermek için daha yüksek hasarlar vermemiz lazım eskiye kıyasla. Ama efekti verebilmek için daha az hasar vermemiz yeterli olacak artık. Yani boss'un canının daha azını vurmamız yeterli olacak. %1,5'u yerine ne bileyim %0,5'i gibi. Chat biraz ilerledi. Ona bakalım. Nerf çok olan azalak daha az tahta. Güzel güzel düzgün nerf. Ben de daha yeniyim. Necrozis Spectre'ye kıydılar mı? Ne yaptılar? İneyim derken yayına yeni gel. Tamam. Ona daha gelmedik. Minyonlara daha gelmedik ama Fatih abim söylediğine göre biraz nerf yemiş. Fakat minyon her lig oynanır diye düşünüyoruz. Ben de aynı fikirdeyim. Skill worklere baktığımızda Sharapnel Shot. Ya bunların aslına bakarsanız hepsine tek tek girmek istemiyorum. Ben şöyle hızlı bir okuyayım. Enteresan bir şey görürsem size açıklayayım onu. Çünkü hepsine tek tek girersek çok uzuyor bu video. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi baktığımızda ya da sen okumuştun değil mi abi? Fatih abi. Efendim karşı bir daha söyler misin? Skill worklerde senin okuyup gözüne takılanlar hangileriydi? Onlara detaylı olarak baksak diye ben düşünüyorum da çünkü Orb hiç of görmüyorsun. Storm'u öldürmüşler. Orb Scorch Arrow'u öldürmüşler. Ondan sonra acaba. Solrent oynanabilir hale gelmiş diyorlar. Burning Arrow'u çok iyi bufflamışlar abi. Örneğin Garo. Ondan Explosive sonra acaba. Arrow'unda bayağı uzun bir yazı var ama Evet. şarapnel şartta Evet. da var. Tamam Ama bunda ben mesela şeyi sevmiyorum. Ignite ve Dot olaylarını sevmiyorum. Çünkü yani bu şahsi bir tercih. Mantık tercihi değil de şahsi bir şey. Ben Shatter seviyorum abi. Bana o crit sesiyle çin 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 Shatter sesi gelecek abi. Ben öyle Dot'la işte eriyen şeyleri pek sevmiyorum. Ben dondurmayı ısırarak yerim yani. Yalayarak yemem. O yüzden Dot sevmiyorum abi. Nasıl Şimdi benzetme yaptım? Üf. not. Evet, güzel bir benzetmeydi. Aynen. Minimum speed with the chance of feeling feeling frenzy azalıyor falan filan. Oraya ben geleyim de orada okuyayım. Real life. Şimdi Sen onu öyle senin yap. söylediğini şeylere bakalım abi. Öncelikle şu Sharapnel Shot'la Explosive Arrow'a bakayım da çok uzun bir yazmışlar çünkü. Tamam. Tamam. Sharapnel Shot direkt 3 tane projektil atıyor artık. Arrows Evet. Degrading Flight. Hareket ettikçe etkileri kayboluyor. Eninde sonunda şey oluyor. Tamamen etkisi kayboluyor. Yani buradan sürekli şey olduğunu anlıyoruz. Pierce olarak gittiğini anlıyoruz. Az önceki videoda öyle bir şeydi. Burst of Damage'ine Calm bir silindir şeklinde önümüze hasar veriyor. Lightning Damage'i Flat Lightning Damage alıyor artık. Güzelmiş. Ama elementaller biraz bossların şeyleri arttığı için, restleri arttığı için biraz şey oldu. Biraz nerf yemiş oldu elemental hasarlar. Speed falan filan. No longer pierce by... yok. Pierce'ı yokmuş default'tan. Okey. Okey. Yani vurmadığı takdirde belli bir mesafeden sonra ilerlemeyecek. Pierce'ı kendimiz saklamamız gerekiyor. Explosive'a baktığımızda düşmana saplanıyor ya da duvara saplanıyor. Bir süre sonrasında patlıyor. Yeni ok saplandığında ilk saplanan okların süresi sıfırlanmıyor artık. Bunlar eskiden diyor ki sapladıkça 10 tane 20 tane birikiyor. Bir anda hepsi patlıyormuş. Eskiden öyleydi zaten. On hit effects falan filan. Bütün okların hasarı tek başına hesaplanacak. Kendinin hasarı hesaplanacak. Knight. Ya bunun hepsini şey yapmak istemiyorum. Efendim Benim anladığım Explosive Arrow eskiden daha uzun sürede patlıyordu. Şimdi daha kısa sürede patlayacak hale getirmişler diye anladım ben. eskiden şey yani atıyordun ok atmaya devam ettikçe patlamıyordu ilk attığın oklar. Ha evet öyle bir şeydi. Aynen.
Ok Evet, atmayı doğru. kesince bir süre sonra hepsi birden patlıyordu. Şimdi onu kaldırmışlar. Sırayla yani. Ok Mantıklı olan o attıkça pat zaten, pat pat aynen. pat patlayacakmış. Elite ölmedi Aynen ama öyle. nerf yedi. Elite'e daha gelmedik ama ona da bakalım. Yani köpe işte Elite'den ölümlü öflemişler abi. öldürdüğüne karışık oldu buraya. Evet, buraya olunca biraz karışık oldu. Ben bir de onu tam yazı olarak okumuyorum. Saplaya saplaya. Ya genel olarak böyle bir şey. Alignment'larla ilgili bir şeyler de var da çok uzun bunu şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ona bakacağımızda 3 tane daha skill fazladan bakarız. Daha iyi. Ana olayı teker teker patlaması gibi geldi bana şu anda. Arka baktığımızda arkı minimal bir buff var. Çok ufak. Eski nerf'ü biraz geriye çekmişler. Burning Arrow demiştik. Burning Arrow'a bakalım. %100 physical hasarı fire'a çeviriyor. Mükemmel. Bütün level'larda %50 şansla ignite atma var. Bu yani sürekli attığımız için %100 gibi kabul edebiliriz aslında. %50 more damage ignite, %50 daha fazla ignite hasar veriyor. 88'e kadar çıkıyor bu ve more olarak koyuyor. Bu da çok iyi. Ignite hasarı bayağı yüksek olacak demek oluyor. Ignite hasarı ne kadar yüksekse daha da yükselten bir hasar mı vuracak diyor burada. Evet. Yani garip geldi bana. Ignite tasarını veren hit ne kadar yüksekse yani Ignite'ın efekti ne kadar yüksekse Ignite tasarını arttıran o kadar yüksek bir buff ekleyecek diyor. Direkt Ignite multiplierini arttırsaydınız be kardeş. Fire damage'ı orada multiplier getiriyor. Caustic Arrow'a baktığımızda base Caustic damage artmış. 20 level'daki Caustic damage de artmış. Direkt radius'u da artmış. Evet, güzel bir temiz bir buff almış Caustic Arrow. Gayet temiz bir buff almış. Mastery'inle oynanır. Burning atıyorsun sonra Blob ölmesini bekliyorsun. Ya onu iyice hızlandırman gerekiyor. Çok hızlandırman gerekiyor. Özel olarak oradaki damage over time burning hasarını oynaman gerekiyor. O şekilde build yapman gerekiyor. Ya ben hasarı yüksek bulayım nasılsa burning'i de yüksek olur çekme yaptığında biraz öyle oluyor. Onun özel yöntemleri var build yaparken. Neyse. Elemental'e bakalım. Bir level'daki hasar neredeyse aynı. 20 level'daki hasar azalmış durumda. Fire için baktığımızda diğerlerinde de benzer bir şekilde olacağını düşünüyorum. Çok az bir azalma var yalnız. Çok Lightning'in şeyi biraz fazla azalması. Gerçi o Lightning olduğu için onun yarısını düşünelim. 1600'den 1400'e. Yok yine öyle değil. Ya %20 kadar bir hasar azaltması var Elementalite gibi görünüyor. Zaten bunu genellikle Fire'a çevirip oynuyoruz. Fire'a çevirip baktığımızda evet %20 olarak diyebiliriz. Ya Elementalite %20 nerf yese ölür mü? Ölmez bence. Ki bu ligdeki diğer okçu yetenekleri, okçu supportları ve okçuluğa gelen bufflarla bu %20 kurtarır diye düşünüyorum. O yüzden Elemental için Hit'in hala oynanabileceğini düşünüyorum. Çok acayip bir mekanik buff'u değil. Sadece sayısal olarak biraz nerf değil. Sayısal olarak bir nerf yemiş biraz. Freezing Pulse'un görsel olarak değiştirdik. Ice Shot, Icicle Mine. Icicle Mine'ı Ya az önce aslında totale bahsetmiştik. baktığın zaman, totale baktığın zaman bütün yaratıkların armorları restarts'ı arttırdıkları için aslında tüm skill'ler nerflenmiş gibi bir durum olmuş oluyor. Evet. Ha, bu dediğin de senin dediğin de doğru orantılı olarak sayısal değerlerde nerf olmuş oluyor. Yani kapı olarak nerflenmeye çıkıyor ama oynayan adam yine oynayacak yani işte. Yani bir şey Ekibine göre de değişir. oynanamaz hale getiren mekanikler daha çok mesela arkın range'inin ne bileyim geçen ilk kaçtan Evet, 35'e evet. düşmüş, 25'e düşmüştü. Ve Range'in mesela mesela şey gibi, Wind gibi mesela. Anasını ülettiler şimdi ya, oynayamıyorsun hiç. yani o tarz şeyler mesela bir şeyin range'ini düşürürsen falan mekaniğinde özel bir Evet. değişiklik yaparsan oynanmaz hale gelir. Arkın range'in işte 50'den 25'e çekersen kaç 50 miydi? Ha. Evet. 50 50'den 25'e 25 aynı. çekersen oynanmaz hale gelir. Ama yani hasarında Evet. ufak bir azaltma yaparsan oynanmaz hale gelmez. Zaten çünkü Aynen. onunla her şeye tek atan adamlar zaten var. Hani Evet. yine tek atar, yine İki tek tane atar. fazla vurur, yine vurur yani. Aynen. Ice Kill Mine'a bakalım. Ice Kill Mine
Kızın performans problemlerinden bahsetmişler. Evet, performans problemlerine değinmeleri, bunun farkında olmaları güzel olmuş. Projektler sonra fade out. Yani projektiller performans arttıracak şekilde yok olacaklar. Arnold hoş geldin. Her level'da 4 tane fazla projectile var. Eskiden 20 level'da 6'ya çıkıyormuş. 20 level'da ufak bir nerf var. Ya bu da mesela projectile sayısını çok düşürürsen yine oynanmaz hale gelebilir. Lansing Steel'e salla, Lightning Carrow'u sallayalım. Senin dediklerinden bakalım. Orb of Storm vardı, Scorch Arrow falan vardı. Orb of Storms. Orb of Storms'a baktığımızda hasarında azalma var. Yine sayısal azalma var. Çok az bir şekilde. Her 1,5 saniyede bir ateş ediyor. Ha, eskiden ateş etme süresi biraz azalmış. Orb of Storm için konuştuğumuzda bu 20 level'da aslında çok bir fark yok. Yani %2 kadar artmış oluyor. 2 salise mi oluyor? Evet. 20 level'da çok bir şey yok ama leveling olarak Orb of Storm çok kullanılıyor diye biliyorum. Leveling'de baktığımızda yarım saniye biraz fazla. Neye baktık? S'lerde. Ha, Raze Zombie'ye bakalım. Raze Spectre'ye bakalım. Yeni Spectre'lar ikişer şeyi azaltmışlar. Fazladan Spectre almak. En son sen geçenlik en fazla kaç Spectre yaptın abi? Kaça kadar çıkarabildin? 5 mi? Beş. Kaç level'da evet. Oldu? Spectre'ın gem level'ı? 21. 21'de 5 miydi? Evet. 30 kaçtı o? 31 yaparsan 6'ydı galiba öyle bir şeydi. Hmm. İşte onu şey yapmışlar. Ya şöyle chest'ler alıyorsun, pasifler alıyorsun, asketler alıyorsun. Öyle bir şeydi ya, hatırlamıyorum şimdi, çok yalan bilgi vermeyeyim şimdi de. 21 değil 25'te. 25'te olacak tabii. Şekilde yapmışlar artık. Yani bir spektre azalıyor. Ha, evet. Arnold hocam, bu önerebileceğiniz bir melee build var mı? Fatih'in daha önceden paylaştığı melee build'ler hala oynanır diye düşünüyorum. Çünkü Legion'da paylaşmıştın galiba Fatih abi. O zamandan beri melee build'lere çok şey olmadı sanırım. Büyük nerf'ler gelmedi sanırım. O build paylaşımlarına bir ayar vereceğim ya. Çünkü şey var. Neyi paylaştıysak, neyi videosu çektiysek ya değiştirdiler ya nerf'lediler ya anasını ettiler yani. Ya oraya ben yapacak bir şey yok. Ben çok ona böyle baştan elden geçirmek lazım. Çaplı bir girmeyi düşündüm ben o işe. Sonradan çok dedim ki yani evet abi, çünkü her lig, yani her lig bir şey tamamen değişiyor. Diğer şeylerde bir degrade oluyor. Yine onlar da bir ufak değişiyor. Hani evet, sen bir tane video çektin mi iki ligi o video gidiyor. Hiçbir şey aynen, kalmıyor aynen, bir videodan. Ya benim 90 tane videom var. 45'i tane şu an yalan oldu yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Ona işte dedik ya, geçen konuştuk senle. Yani bu Poya 2, yani seneye bu zamanlarda hiçbir videomuzun gerçeğiliği kalmayacak. Yok, komple şey yeni baştan çekmiş olmak zorunda kalacağız. Yani. Poya 2 çıksa da şu anki hani oyunla ilgili videolar çok ıskartaya çıkmaz ya. Senin hani leveling şeyleri falan da şey olmaz. Akt videoları falan. Çünkü Poya... Ya orada mesela atıyorum, diyoruz ki mesela leveling videosu çekmişiz. Orada şuradan şu gemi alın diyoruz mesela. Ha, gemi tak diyeceksin. Gemi takarken linkler var orada. Adam diyecek bu aynen. Ne? Sana aynen, oradan tamam. Yazacak. Burada 6 mesela... link, bende 3 tane soket var. Ne olacak? Evet, evet. Ya seneye kalmasına da gerek yok. Mesela şimdi leveling yaptık. Ekstra gemler geldi şimdi. Atıyorum. Ne olabilir? X spell'i değil de Y spell'i geldi. O Y spell'i X'e göre daha efektif. Şimdi adam bunu başkasına öğrendiği zaman ha ne olmuş, ne oluyorsa Barış'la Fatih yanlış bilgi vermiş olacak. O yüzden o videoların hepsi alayını yani komple değiştirmemiz lazım yani. Evet. Evet. Haklısın. Yani düşünüyorum da hiçbir şey değişmese bile oradaki sırf o soketin farklı olması, orada bir şeyin farklı gözükmesi direkt şey olacak yani. Direkt yoruma spamlenecek o. Yani tabii. Bu niye böyle, bu nasıl böyle falan diye. Evet. Bakalım hayırlısı artık. Raze Zombie'ye bakalım. Raze Zombie merak ettiğim bir konu. Zombie Slam artık daha fazla, daha yüksek bir cooldown'a sahip. Bu ya bu mesela sayısaldan daha kötü bir nerf. Sayısal evet. Nerf yemesi çok daha iyi bir şey böyle bir nerf yemektense.
Radius'u çok az almış. Yani şu ikisi zaten direkt bayağı büyük nerf. Less benzemeyi efektif. These are not visible. Okey. Bunlar şey değil diyor. Yani özel olarak daha yani slam atakları biraz çöpleşmiş. Base zombie damage. Oh. %25 kadar hasar dağıtılması olmuş. Yani hem kaputu açmışlar hem akü çalmışlar. Daha fazla evet. Biraz yakıtı falan da çöpletmişler. Buradan da bir life da kazanmıyor. Okey. Tamam abi, anladım abi. Tamam. Yani biraz bana biraz şey geldi ya. Fatih abi yani oynanmaz gibi geldi şunları okuduktan sonra. Yeter bu kadar oynadınız deyip Evet. Scope'yi Yeter rahatlatmaya artık başlıyoruz. oynamayın. Aynen öyle. Bu durum bizim Volta'yı çok etkileyecek. O diyordu zaten zombi oynayacağım, zombi oynayacağım diye. Volta hadi bakayım GG. O da yani en minyon oynamam diyenlerden biriydi. Geçenlik öyle bir buffladılar ki o bile oynadı. Yani gereksiz bufflandı, gereksiz nerfleniyor şimdi. Olan şey o. Scorch baktığımızda biraz nerf var. Evet, yani şu sayısallara baktığımızda 3'te 2'sine iniyor. 3'te 2'ye inmek bayağı sayısal nerf desek bile bayağı yüksek bir nerf, sayısal nerf aslında. Pardon, alttaki şeye baktığımızda bu biraz nötrlüyor. Tek satır okuyup konuşunca şey oldu biraz. Flat Chaos hasar vermesi biraz efektifliğini arttırıyor. Oradan alıp oraya veriyor. Bunun ne kadar farkı olduğunu oynanışta görmemiz lazım. Direkt bu sayısaldan belli olmaz direkt. Smoke Mine'da şeyde çok güzel kullanıyorlardı. Exile şeyini izledin mi abi? Reisini. Neydi? Reisini. Aa, biraz Tower izledim Run vardı evet. ya. Evet. Ama 1,5 saatte şey yaptılar. Bu arada arkadaşlar hızlı leveling yapmak istiyorsanız o run'ı bir izleyin. Orada nasıl yapmışlar ona bir bakın. Adamlar nasıl oynamış falan. Mesela şey yapmışlar. Hepsi şey yapıyor. Act 2'deki The Dan Quest'i var ya abi. Ayıyı Evet. kesiyorsun. Devasa bir şey var. Ondan Quicksilver Evet. alıyorsun. Ya yani ben mesela normalde zaman kaybetmemek için şey yapmam. Bunu kesmem. Zaman kaybı gibi gelir. Ama adamların hepsi o Quicksilver'ı alıp Quicksilver'ı kullanıp onun hızlandırmasından faydalanmak için gidip kesti onu. Ya şey var şimdi normalde bir, ha, onun da var iki tane Quicksilver oluyor. Quicksilver oluyor Sonra aynen. ikinci Quicksilver için oraya giriyorlar ha vay be Aynen. iyiymiş. İkinci Quicksilver için hepsi girdi oraya. Ya ben zaman kaybı derdim girmezdim yani. Ama demek ki girmek gerekiyormuş. Faydası oluyormuş demek ki. Şey kullanmıyorlar falan böyle. Kalkan kullanmıyorlar mesela. Hızı yavaşlatıyor diye. %3 mü 6 mı ne? Hızı yavaşlatıyor ya. Evet. Öyle ufak detaylar da var. Onu bir izleyin arkadaşlar. Zafer hoş geldin. Teşekkür Smoke ederim. İyi seyirler sana. Mine, Smoke Mine nerflendi mi? Var mı öyle bir bilgi? Movement speed'i azalmış biraz. Olsun yine iyidir be. Şeyde yani bir level'da %20 yerine %10 movement speed veriyor. 20 level'da aynıyı veriyor ama biz genelde şey leveling'de kullanıyorduk onu. Yani biraz azaltmış ama Gayet duruyor. şey %10 da iyidir. Hiç yoktan iyidir en azından. Balistalarda herhalde şöyle bir şey var. Totemlerden farklı olarak ekstradan direkt samlanabilen balista sayısı veriyor kendiliğinden. Siege balistada bunu görüyoruz. Totemlerden ayrılmasında böyle de bir özellik var herhalde. Çünkü totemde ekstra totem almak bayağı zor bir şeydi. Balistayı ekstradan almak herhalde biraz daha kolay olacak. Spectral Trove hala oynayan var mı Spectral Trove? İniyoruz. Spitarov. Yazılır bakayım burada. Ben bunu hiç sanırım. Speedling. Leveling nerflendi. Beğenmedim ben. Çok düşük damage. Ya damage arttırılır. Şu anda Bu gördüğümüzde arada şey yapılmaz ki. Bir mukayese yapamazsın ki.
Efendim abi. Kusura bakma Barış'ım, lafını bölüyorum. Benim işe dönmem lazım. Tamam Sana abi. kolay gelsin. Tamam. Herkese iyi günler diliyorum. Çok geçmiş olsun Gelinlikle tekrardan. görüşürüz. Kolay gelsin Eyvallah, abi. sağ olasın. Hadi eyvallah. Bay bay. Ben de çıkayım şuradan. Şu anda sadece teaserlarda, trailerlarda falan gördük balistaları. Yani hasar hakkında yani %100 base damage verecek. %45'e kadar çıkacak bu şey. Nasıl bir hasar hissiyatı olacağını oynayarak göreceğiz de ben öyle ekstra bir kötülük görmedim. Ha, Soul Rant demiştik. Fatih abi demişti. 0.4 yerine 0.6 şeyi var. Duration'ı var, süresi var artık. Bu aslına bakarsan yani çok ufak gibi görünüyor göze de bu epey büyük bir buff. Doğrudan 1,5 katına çıkması süresinin. Yani attıktan sonra tekrar atmak için ya da mekaniği tam %100 nasıl işliyordu hatırlamıyorum da atıp biraz kaçıp tekrar atıyorduk. Öyle hatırlıyorum Soul Rant'ı. Hayatta kalmanızı çok arttıracak şeydir. Yani şunu 1,5 kata çıkması, bunu arttıran şeyleri buna taktığınızda ya da efektleri verdiğinizde de daha da katlanarak çıkması demek sonradan çok güzel olmuş yani. Bir atıp daha uzun süre atmadan etrafta yaratıklardan kaçabilip kendimizi koruyabileceğimiz ya da başka bir şey atacaksak üstüne yaratık pekinin onu atmamızı kolaylaştıracak bir şey. Sonradan genellikle birden fazla yetenek de kullanılıyor zaten. Tek başına kullanılmıyor. Bunu geçen lig de yazmışlardı. Bu lig niye var? Geçen lig bunu yazmışlardı ama böyle bir şey yoktu. Çalışmıyordu. Summon Raging Spirit imlecinizin olduğu yere summonlarken imlecinizin olduğu yere gidecek artık diyor. Ha, oraya gitmeden önce de başka bir düşman bulurlar bulmadıkları takdirde diyor. Ben Blight'ta bunu yapıyordum. Blight'ta ortada duruyordum. O dalların budaklandığı işte şey yaratıkların olduğu tarafa doğru imleci koyuyordum. Mal gibi benim etrafımda dönüyorlardı. Yani geçenlik beceremedik. Beceremediğimizi buraya yazmayalım. Belki fark etmeyenler vardır. Yine buraya yazmış olalım. Tekrar yaptık falan gibi bir şey olmuş. Neyse. Toxic Rain base hasarı artmış. Toxic Rain'de pek bir değişiklik yok. Toxic Rain leveling olarak güzel oluyordu. İlk baştaki yani oyun başındaki hasarın minimal bir artış var. Yine güzel olacak demek oluyor bu. Bir sıkıntı yok. Val Burning Arrow, Burning Arrow'dakine benzer şekilde artışlar olmuş burada. Hatta aynı doğrultuda neredeyse hepsi. Val'ları sallayalım. Gem rework'lerde Ranged Attack tokenını bir saniye. Balistalarda şey oluyor. %50 less damage oluyor bir level'da. 30'dan 50'ye çıkıyor. Evet burada biraz bir şey görüyoruz. Kötü şeyler görüyoruz. Nekro biraz evet. Yani nekro rip şeklinde değil de şey var mıydı bu arada skeleton atladık mı yoksa? Neymiş? Ya visual improvement başka. Skeletonlara özel bir şey yok. Zombilere var. Zombileri biraz katletmişler gibi geldi bana. Yani minyon her lig oynanır dedik. Az önce Fatih abiyle konuşurken ama zombi herhalde oynanmayacak gibi. Minyon oynanır yine. Belki ama şey Necron'un şeylerine de daha gelmedim nerflerine. Necron'da da nerfler var. Az önce bir bakmıştım Necromancer'da Speed falan filan nerfler vardı. Skeleton'la ama bir şey görmedim. Summon Skeleton belki oynayabilir. Fatih abinin zaten çok güzel Summon Skeleton bir şey vardı. Build'de vardı. Ama zombiyi gerçekten katletmişler. Yukarıda gördüğünüz üzere. Az önce. Feeding Frenzy'de Atak speed'i azalmış biraz. Yani 15'ten 10'a çekmişler. Hasar ve atak speed'ini doğrudan DPS'yi azaltacak şekilde. Yani Feeding Frenzy artık olmazsa olmaz gibi değil. Geçenlik olmazsa olmazdı hasar açısından. Gayet çok iyiydi. Fortify'e baktık. Multiplikatif olmuş. Bunun şeyine bakmam lazım. Hesaplamasına bakmam lazım. Tam şu anda hatırlayamıyorum nasıl olduğunu, o yüzden yorumlayamayacağım. Yani benim hatırladığıma göre bir şey değişmiyor gibi çok bir şey. Çok belirgin bir şey olmuyor gibi de. Neyse Impey ile geçiyorum. Kimse Melee falan oynamayacak zaten arkadaşlar. Projectile liginde Melee oynanmayacak.
Yani geçen yıl bunu gördük. Ligin yarısı, tam olarak yarısı şeydi, Necromancer'dı. Yine ligin yarısı Ranger. Hatta Ranger da değil, şey olacak. Ranger'ın neydi? Ok atan klası. Gerçi şey de olabilir. Pathfinder falan da güzel şey olabilir. Neyse, yarısından çoğu Ranger olacak, onu biliyoruz zaten. Aslına bakarsanız şey olabilir. Deadeye. Teşekkür ederim. Projektil buff'ında bu şeylere takılmamak için hani 3 Gauss'luk şeyler 3 eksi olacak şu anda Ranger'la alakalı ve ok yetenekleriyle alakalı eşyalarda. Bunun etrafından dolanmak için aslında bu projektil kullanan başka klaslardan bir şeyler kasılabilir. Ben aslında bakarsanız ona bakacağım. Yani şu anda ilk bir Ranger'dan deneyeceğim diyordum ama şeye hesaba katmamıştım. Ben pahalı build yapmayı sevmiyorum, biliyorsunuz. Ucuz build'ler yapmak istiyorum. Öyle hoşuma gidiyor. Pahalı build'i herkes yapar kafasındayım. Fatih abinin az önce söylediği gibi, bir 5-10 dakika önce söylediği gibi, yani Ranger eşyaları acayip pahalanacak. Geçenlik normalde dönüp yüzüne bakmayacağımız Necromancer eşyalarının eksiler fiyatları çıktığı gibi. Bunun bir saniye. O sizde kötü görünüyor mu? Hayır. Neyse. Kalsın o zaman şimdi böyle. Kameraya girmiyor. Oradan bir şey düştü. Yine çok büyük nerf yok bence nekrolara. Nekroda dur, geleceğiz geleceğiz. Öyle. Heh. Önce bir okuyayım. Nekro lafı çok dönüyor şu anda. Mr. Greeno hoş geldin. Necromancer Mind Segregation Movement Speed %10 veriyor %30 yerine. Uf bu. Necroman Commander of Darkness Crystal Attack Speed Builder, Command Aura, Spirit Aura. Kaç tane buff anladım. Burada da bir ufak bir nerf var. Şurada çok büyük bir nerf yok. Yani şu biraz uf ama çok acayip bir nerf yok. Yukarıdaki şeyde yükleniyor, hoş geldin. Yukarıdaki fakat zombilere baktığımızda acayip büyük bir nerf var. Ölüyü bir daha öldürmüşler zombileri. Ama düşünüyorum ki Spectra sayısı biraz alıyor. 21 yerine 25'te olduğu için hani ekstra Spectra'yı almak biraz daha zorlaşacak. Spectra sayısı biraz azalarak Skeleton vesaire gibi şeyler yine yapılabilir diye düşünüyorum. Skeleton arattık çünkü az önce. Burada sadece visual bir görüntüsel bir update var. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Skeleton yine oynanır. Neden oynanmasın? Nerede kalmıştık? Lesser Inspiration, Fortify. Buralar dedik. Impale. Bunları geçiyorum. Her şeyi diyordum. Ne bileyim. SRS oynanabilir. Yani şu dediklerini bu sefer harbiden yaparlarsa Summoning Speed olabilir. Güzel olur. Off screen kesmek için falan. Hani karşı yaratık olduğunu bilirsin. O tarafa doğru sonlarsın. Gider keserler falan. O güzel olabilir. Ama geçenlik yoktu bu. Ben çünkü ligin en başında SRS olarak başladım bildiğime. Infernal Legion kullanıyordum. Güzel de oluyordu. Daha sonra ama zombilerin heybetini gördükten sonra tamamen değil de kısmen zombiye geçtim. SRS'yi de Skeleton döndürüm. Skeleton zombi Spectra şeklinde gittim. Ama ana hasar kaynağım zombilerdi. Buradaydık. Minion damage'e baktığımızda azalma var. 20 level'da azalma yok. Başta var sadece. Quality'yi çok şey yapmayalım. Mirage Archer'dan bir Fatih abi az önce bahsetmişti. Oraya bakalım. Less damage'i biraz artmış. Ne? Ne? 20 level'da %11 less damage'dan %31 less damage'e çıkarmışlar. Oh. Bu büyük uf bu. Çok kötü. Nişan aldığı mesafeyi de 3'te 2'sine indirmişler. Tam olarak 3'te 2'sine indirmişler. Mirage Archer'dan manyak gibi şeyler çıkarmayın oğlum diye şey yapmışlar. Biraz nerflemişler. Hazır projektil bufflarını almışken millet manyak gibi şeyler çıkarırdı gerçekten bundan. Yani bir yerde haklılar ama biraz fazla çalmış. Neyse, milletin zevkini kaçırıyorlar. Onslaught. Ufak nerfler şeyler var. Point Blank'e baktığımızda oh. Point Blank Sport'ta hasarı epey azalmış. Yani biraz usturuplu olmuş aslında. Neden biliyor musunuz? Çünkü
bu biraz şey etkiler. Hani birlikte bir şey değişiyorsa o kesinlikle en op şeydir algısı var ya şu ana kadar. Bu bir gerçek algı yani. Pratik olarak da böyle bir şey var. Bunu görüyoruz kaçtıktır. Bazı şeylerde şunu görüyoruz. Hani Greater Volley, Plus Support Gemler bunları çıkarıyoruz falan filan. Ranger reworkler şeyler geliyor. Ama bir yandan bazı şeylerin nerfler de var. Hani bazı sıkıntı oluşturabilecek şeyleri belki de şey yapmışlar. Değmişler. Yine op olacak. Yine ellerinin ayarı yok çünkü. GG'nin ellerinin ayarı yok. Yapımcıların. O yüzden yine büyük dengesizlik göreceğiz. Pasif yeteneklere baktığımızda Point Blank Keystone'u da şey olmuş. %50'den 30'a düşmüş. Sadece support değil. Yeni cluster eklendi. Ironwood Cluster, Mammoth Pit Minyon. Oh, Raven Sword yarıya düşmüş. Buradan da bir uf görüyoruz minyonlara. Immortal Call gibisinden çalışıyor. Gönder. Ha, ona bakayım. Şey mi diyorsun? Bunu ben bir şeye vereyim. Bir saniye. Yayına vereyim. Ayda imcur. Onu ben açacağım birazdan. Devam edelim. All for me TR'ye hoş geldin. Grace. Bunların hepsi hatırlamıyorum bile isimlerinden. Ezberimde yok. Kusura bakmayın yani. O kadar da manyak değilim. Bunların tek tek bakmak lazım. Şu an o kadar vakit harcayamayacağım. Hatta zaten bir yarım saat falan anime almaya gitmem gerekiyor. Neyse bitiyor mu? Bir dakika bitiyor mu? Bitiyor, bitiyor. Tamam. Yarım saate rahat biter. Pasif trilleri geçeceğim. Çok önemli bir şey gözüme denk gelirse ona bakacağım sadece. Yine cluster. Flash Breeze. Physical Animation Hits. Tamam. Total Physical falan filan. Tamam. Nerf yemeyen build yok. Hepsi zaten Monster Buff'tan nerf yedi. Yani eski, evet, Monster Buff'tan var. Çok haklısın o konuda. Moblar yok artık. Çok şey nerf yani. Bir nerf değil, iki nerf. Yani aslında şöyle bir şey var. Şu an buff yemeyen şeyler de nerf yedi. Yani Skeleton yok diyoruz ama Skeletonlar nerf yedi. Çünkü yarasıklar güçlendi. Öyle bir şey olmuyor. Sakalı bir daha sakal şöyle bir şey. Bana kalsa ben cüce sakalı uzatırım böyle örerim falan. Ama benim bir derisel rahatsızlığım var. Uzun süre sakallı kalınca yanaklarımda yaralar oluşuyor. Yaklaşık bir 2 yıldır falan sakallıydım. Bayağı şeydi yani zombi gibiydi buralar. Zombi derisi gibi de öyle bir şeye dönmüştü. O yüzden mecburen kesmek durumunda kaldım. Yani kestikten sonra bir gün dışarı çıkamadım falan o kadar kötüydü. Öyle bir tıbbi rahatsızlığım var. Mecburen o yüzden kesiyorum. Yani ben de hiç hoşlanmadım. Kestim. Aynaya baktım. Lollipop gördüm aynada falan böyle. Hiç hoş değildi. Çok kötü günlerdi. Ama mecburen kesmek zorunda kaldım. Bana kalsa dediğim gibi ben zaten cüce severim. Cücelere sakal uzatır. Örerim falan böyle böyle. Buralara şeyler takarım. Metal parçalar falan takarım bana kalsa. GGG'nin anlatmak istediğini ben ne dersem onu oynayacaksınız. Öyle zaten. Bütün oyunlar öyle. Sen yani ne sanıyorsun? Dota'da öyle, LoL'de öyle, GG'de yani ister istemez öyle. Free to play oyunlar böyledir. Lig ne zaman gelecek? 3 gün var. Cuma akşamı geliyor. Geçmiş olsun. Yani free to play oyunlar böyledir arkadaşlar. Yani kozmetikten para kazanıyorsa oyun şunu yapar. Bakın bu Dota'da da vardır, LoL'de de vardır. Bir şeylere buff getirir. Bunlar dengesiz bufflar olur genellikle. Bu yüzden herkes onları oynamaya başlar. O karakterleri işte ya da Wolf falan gibi oyuncular için konuşursak o hero'ları oynamaya başlarlar. Onların kozmetiklerini alırlar bir. Sonra bir süre geçince onlara bir nerf gelir. Başka şeylere buff gelir. O buff gelen şeyleri bu sefer insanlar oynamaya başlarlar. Öbürlerinin kozmetikleri aldılar. Onlar satıldı. Bu sefer bunların kozmetikleri satılır. Yani free to play oyunlar böyle işler. Teşekkür ederim. Alfon TR. Cuma
11'de bebek tut. Yok, o kadar da değil canım. O kadar da değil yani. Yani değil mi? O kadar değil. Yani. Çok doğru ya. Bilinçaltından satışları yapıyor. Bak, bugün Toksik Bey'in Emtek indirme girmiş. Metin yarısı. Ha işte böyledir zaten. Bu adamlar böyle para kazanır. Yani şeyde çok yermek için söylemiyorum bunu. Yani oynaması ücretsiz oyun yapıyorlar adamlar. Bir yerden para kazanmaları lazım. Ne yapacaksın? Yani sen ben almayız. Başkası batılı zengin adam alır. Ha. Ama sistem böyle işler. Her şey çünkü çok dengeli olursa ben giderim. Baron şey build'i yaparım. Zombi build'ini yaparım. Hayatım boyunca onu oynarım. Onun bir kere MTX'lerini alırım. Bir daha bir şey almam. Onunla giderim yani. Buff getirmesi sorun değil de diğerlerini yok etmemesi gerekir. Yani. Çünkü bir önceki ligde onun sebebi de şu. Bir önceki ligde öyle bir buff getiriyor ki zombiye. Yani yok etmeden dengeleyemiyor onu artık. Çünkü tanrı yaptılar geçen lig zombiyi. Dediğim gibi istatistikler de var. Ben şey gördüm yani %51 falan Necromancer oynuyor istatistiğini gördüm. Direkt Payaninja'da. Şeyi geç. Neydi? Witch'i geç. Hani Witch oluyorsun sonra Necromancer oluyorsun ya. Direkt Necromancer %51 falandı ligin. Allah yaptıktan sonra nerflemek için yok etmen gerekiyor. Şimdi oradan kaçırdım. Şuradan okuyacağım kalanları. Buff, Haplı Fatih'in derecede güzel bir espri yapmıştım. Burada yapmayacağım sana. Teşekkür ederim. Klasik GG MTX taktiği. Meta skill. Celestial MTX. Evet. Celestial. O da yeni çıkmaya başladı işte. Birkaç ligdir var. Hop bir şey tutuyorum. Celestial göm. Solrent. Celestial. Hop. Hayır değil, bu kadar content dışı atan bir oyun yok. Bunu bir ara Diablo denedim. Millet sefil etti şu an. Payda en az 13 kaybı yaşıyor. Millet forumda çal... Ya... Payı zaten insanlar şeyden oynamıyor ki. Zevkten oynamıyor ki. Bağımlılıktan oynuyor. Böyle eli ayağı titreyerek oynuyor. Yani onlar gitmez. Şu son Exile Con ve BlizzCon şeyden sonra zaten Diablo'ya şey kaçırmaz Payı. Oyuncu kaçırmaz. Çünkü Diablo BlizzCon'da güzel bir gösteri sergiledi. Geçen yıl sıçmıştı. Bu yıl sıçmadı. Güzel bir gösteri sergiledi. Ama GGG ExileCon'da müthiş bir şey sergiledi. Çok güzeldi yani. Biz size dedi yeni şey getiriyoruz, onu getiriyoruz, bunu getiriyoruz. PoE2 gelecek, şey yapacak gerekiyor. Onlar gelecek. Üstüne bir de mobile çıkardık. Bu da şey olsun üstüne fındık fıstık falan filan her şeyi getirdiler. Yani bunun üstüne çıkamaz bu dizi. Diablo'ya kaybedeceğini oyunu hiç sanmıyorum. Kontan devam ediyorum. Zombi değil muhtemelen. Bir dakika. Geçen lig üstsüz başsız über yapıyorlar. Evet. Şeyleri gördüm. Adam eline sadece bir tane böyle 20-30 eksik veya daha fazla mirörlük bir tane staff almış. Üstünde hiçbir şey yok. Gidiyor şey kesiyor. Über kesiyor. O videoyu gördüm. Ben buradan bir dakika. Çok çok yazı oldu arkadaşlar. Şey gözümden kaçsın istemiyorum. Okumadığım şey kalsın istemiyorum. Kalırsa lütfen hatırlatın. İkinci ekranım yok çünkü daracık bir yerde okuyorum şu an chatleri. Birinci ekranda okuyorum. Zombi değil. Molten Strike mesela ne zaman buff getirdi hala nerf yiyor. Molten Strike şeydi ki paran varsa Molten Strike oynarsındı. Yani eskiden böyleydi. Molten Strike çok güçlüydü. Çok güçlüydü. Öldürmeyelim dediler. Ha, onu öldürmediler işte. Bak. Geçen lig de öyleydi. Ondan önceki ligde minimal minimal nerfler getirdiler. Ha, hala oynanır. Hala oynanır şeklinde nerfler geldi. Onu öldürmediler. Hala oynayan var. Hani mesela onda şey yaptılar. Projektil sayısını azalttılar. Hasarı arttırdılar falan. Öyle dengeli nerfler geldi. Zombie değil, Not Strike. Böyle bir kazanç yok şu an. Sadece cahilliklerini yaşıyorlar. Yani oyuncu base bu kadar özgürlüğüne dokunan noktayı kabullenmemiz bir seviyede. Kabullenmez bir seviyede. Ya yani öyle. Öyle oluyor. Ne yapalım? Hastalık. Paya hastalık. Kurtuluş yok. Öyle. Pay bağımlılıktır. Ben bağımlı olarak oynuyorum. Oynamayın arkadaşlar. Hiç başlamayan varsa başlamasın. 20-30 level'dan sonra bırakamıyorsunuz. Böyle tabula falan düştükten sonra o yok gidiyor artık. Artık gidiyor. Artık olmuyor. Dönüş yok. Geçmiş olsun.
Sadece Diablo 4'e kadar oyuncu kaybı yaşayıp Diablo 4 çıkınca oyuncu kaybı üst seviyede olacak. Diablo 4 ne zaman çıkacak ama? Ne zaman çıkacak? Yarın çıkmıyor ki. Belki bir yıla çıkacak, belki 2 yıla çıkacak. PoE 2 ne zaman çıkacak? Onu da tam bilmiyoruz. PoE 2 onu az çok biliyoruz. En az 1-1,5 yılı var onun da. Diablo 2'de öyle bir şey yayınladılar mı? Ben görmedim, bilmiyorum. Biliyorsan lütfen söyle. Hani 6 aya çıkaracağız, bir yıla çıkaracağız falan gibi bir şey var mı Diablo 4'te? Diablo 3 market... Ha bu arada şey, Diablo 2'ye rework gelecek değil mi? O çok güzel bir şey. Hani güzel bir gösteri sergiledi dediğimde ki değinmem gereken noktalardan biri de o. Ben Diablo 2 fanıyımdır. Diablo 2'yi çok severim. Biz hala arkadaşlarla girer oynarız. Diablo 2 rework'ü güzel bir şeydi. Diablo 3'ten çok daha hoştu bence. Bir oynamak için bir ay rapor alıyorum işte. Don't you mobile phones. İşte o şey de vardı. Onu izlediniz mi? Exile.com'da Chris'in söylediği bir şey vardı. Hatta Fatih'le izliyorduk. Orada da değinmiştik. Fatih'le konuşurken de değinmiştik. Chris şey demişti. Mobile'i tanıtırken. Ya biz böyle böyle bir şey yaptık. Bunun üstünde çalışıyorduk aslında. Uzun bir süredir çalışıyorduk ama ya biz bunu geçen yıldan sonra işte yayınlayamadık yani. Biliyorsunuz geçen yıl yayınlasaydık işimiz zor olurdu falan gibi bir şeyler söyledi. Diablo'ya gönderme yaparak. Biraz ortalığın soğumasını bekledik falan demeye getirdi. Bir kere Uber Elder kesti mi geçmiş olanı bırakma anlasını bilmiyorum. Ya Uber Elder'da da şöyle bir şey var. Kesiyorsun Jewel düşmüyor. Ya bir daha keseyim düşer diyorsun. Düşmüyor. Bir daha keseyim mi düşer diyorsun ki düşmüyor. Bu 6-7 defa devamlıyorsun. Yani anca bir tane düşüyor. Dandik bir şey düşüyor. Sonra ya belki güzel bir şey düşer falan diye. O iyice bağımlılık. Gerçekten o şey yani kumar gibi bir şey o. Girmek için bir de para gömüyorsun oraya. Her girişte bir 50k falan gömüyorsun yaklaşık. Ne 50k'su? Yaptığın mapleri de hesaba say. Yani 100k falan gömüyorsun her girişte. Bir dakika şu şeyler karıştı. Karıştı yazılar. Ha, 2 sene dediler mi Diablo 4 için? 2 seneye PoE 2 çıkacak zaten. Çıkar. Çünkü şu anda 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. Bununla birlikte 4 lig var. 3.12'den sonra 4.0 geliyor. Öyle dediler. Bu da 1.5 sene falan yapıyor yaklaşık olarak. Ya her ligin 3-4 ay sürdüğünü hesaba katarsak. O değil de nasıl geçeceğiz? Uber'e geçeceğiz. Bir şekilde geçeceğiz. Yani Zana yardımıyla, Zana'dan gelen maplerle falan o kontente erişim olacak. Daha nadir geçilebilecek yani. Patır patır yapılamayacak ama olacak. Yani çok detaylı söylemediler ama aslında biraz detaylı söylediler. Zana'dan alacaksınız. Influence, pardon. Zana'nın çıkardığı maplerde galiba şeydi. Belki okumadığımız yerde değiniyordur ona da. Ben daha önceden okuduğumdan söylüyorum. Zana'nın bize verdiği görevlerde gardiyanlı mapler çıkacak diye hatırlıyorum. Maplerde fragment düşecek. Bir satır daha fazla okusaydım bu kadar da söylememe gerek kalmazdı. Çak şey söylemiş. %10 şansla fragment düşecek. Payne'in en güzel yanı bu hiç çeşitliliği. Son 3 ligdir gelen buff'lar ve nerf'ler bunlara karşı, bunlara aşırı mücadele ediyorlar. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Evet ilk başladığımda aslında ilk liglerimde benim de en çok hoşuma giden şeylerden biriydi bu. Bu build çeşitliliği. Envai çeşitli build var. Yani şeyi bakıyorsunuz. Yani pasif ağacını bir açıyorsunuz zaten. Ben umarım burada değildir. Benim bir arkadaşım foya başlattım belki sonra bıraktı da. Pasif ağacını açtı. İlk açışında. Baktı pasif ağacına. Eski Diablocu arkadaşım. Bu pasif ağacı mı dedi. Evet dedim. Bu pasif ağacıysa beni siksinler dedi. Umarım burada değildir ama şu anda. Çok affedersiniz. Öyle bir tepkisi olmuştu pasif ağacını görünce. Yani öyle büyük bir şeyden çok fazla değişik değişik build'ler çıkıyor. Bu çok güzel bir şey. Çeşitlilik olması ama bu yani son liglerde gördüğümüzde bu çeşitlilik çok azalıyor. O beni de üzen bir şey. Koyun zirvede falan değil. Biraz araştırırsan şey bir dakika. Turbo yapay zirvede başkan ya oyun oturdu artık. Ha ona karşı olarak onu ben görmemişim. Tamam sonum için şu şeylerin altına girelim. Poe'den başka oynanan RPG ne var? Onu Steam chart atmış. Onun 20 katı launcher'dan oynayan var.
Evet, Lancer'dan çok daha fazla oynayan var burada da. Lost Ark olabilir. Arkadaşlar o çok şey değil ya, yani insanlar farklı oyunları sever, onu tartışmasını çok şey yapmayın. Lost Ark falan varsa oynarsın. Ya Poe oynayan adam gidip LoL de oynar bu arada. Yani çok doğru bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu en iyi RPG'dir, bu şeydir falan filan diyor. Ya ben öyle bir kafayla oynamıyorum. Ben diyorum bağımlılıktan oynuyorum. Zamanında bulaştım bu millete. O yüzden oynuyorum. İbahis hoş geldin. İlk pasif ağacını açınca tepki bu oyun kaç level'a kadar gidiyor? 40-400'e mi kazacak kafası gelir bitince? Bu arkadaşım aynı zamanda bu arada şey yapmıştı. Yani ilk leveling'ini bitirmeden Exalt düşürmüştü falan. Lost Ark, MMORPG, araba yarışı falan filan yani. Bunu ben de söylemiyorum. Ben de günlük lig geldi mi 11 saat. Şeye geçiyorum arkadaşlar. Şuradan devam ediyorum. Zaten biraz sonra benim bir çıkmam gerekecek. Slayer falan filan. 20 dakikaya hızlı hızlı geçelim şuraya. En azdaki bug fixleri incelemeyiz. Bir anneme almaya gitmem gerekiyor çünkü. Vali. Item balanslarda şeyler var. Bunlara ya sayısal şeyler olduğunu düşünüyorum bunların hepsini. Çok şey yapmayacağım. Vaktim kısıtlı çünkü kusura bakmayın. Action, RPG oyunlar alkole benzer. Kimi bira sever, kimi viski. Aynen öyle, aynen. Yağız çok güzel söyledin. The faster start of. Ha, craftlara Fatih abi de zaten değinmişti az önce geldiğinde. Enerji Shield şeyi fiyatı düşmüş. Tamam. O önemli değil. Aslında önemli olan şu aşağıdakiler. Artı bir curse artık koyamıyoruz body göğüslüklere. Veiled increase damage specific element. Bow'lara element ailment'larını spesifik olarak artık koyamıyoruz diyor. Elemental cause resistance penetration veren craftlar azaltılmış. Ya yalnız hem yaratıkların resistini arttırıyorsun hem bunları azaltıyorsun. Bu ne kadar? Bu ne lan tuşusu? Tam olarak bu sözün kullanılması için doğru bir şey bence bu durum. Multi craft az önce de Fuat abiyle konuştuğumuz gibi. Evet. Multi craft'ın kendisi artı iki craft daha ya izin veriyor. Yani artık öyle hani bir mod getirip genellikle şeydir hani en iyi değil de yani çok iyi item'lar endgame'de güzel high-end item'lar şeydir. Hani bir iki tane modu getirirsin kalanını full craftlarsın. 4-5 tane craft olurdu. O şekilde olamayacak artık. Onu engellemişler. En fazla multi-craft olsa bile iki tane craft getirilecek. Daha sonra o multi-craft'ı sileceksin. Yani toplam 3 craft ama yeni bir şey getirmeye çalışacaksın. Şey, eskisi gibi öyle bir mod artı 5 mod wantlar olmayacak. Ya da bow'lar. Shaper modifiyerler. Sayısal nerfler var burada. Added fire, ha. Bizim hasarımıza nerf var yine. Ne? Bir saniye. Oha. Oha. Çift hasar vurma moduna nerf var. Elemental penetration modifier artık gelmiyor. Ne? Elemental penetration suffixleri gelmiyor mu artık? Allah'ım. Şey çete bakayım tekrar. Hem ayranımız dökülecek hem tatsız olaylar yaşanacak. Yani şu an biraz öyle okudukça öyle oluyor biraz. Bunu yaparken tierleri azaltsalardı böyle nerf atarken düzgün asayım bari tier 13 var. 3 CP geliyor. Gözüne mi sokalım cicinin CP'yi? Anıl Birex yaz kenara. Harbinger yok muyuz? Staken. Yani genel olarak baktığımızda sanırım hepsinde bir azalma var. Evet. 3, 5, 4, 8. Baktığımızda sayısı olarak. Ha, şurada bir All Resist beltleri. Çok minimal bir artış var falan. Genel olarak Shaper Elder modifiyerler. Yani hem alması zorlaşıyor hem statlarını azaltıyorsun. Gerçekten bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu oluyor. Fossil Crafting'e geldik. Az önce biri sormuştu. Fossil
Ne? Main modifiyerler, gözlükler artık eklenemiyor. Mana'dan ve Life'dan, candan hasar alma, hasar yerine pardon özür dilerim. Hasarın bir kısmını Mana'dan alma şeyi. Artık suffix değil, prefix olacakmış. Can yerine Mana'dan kaybetme modumuz. Biraz sesim şey olmaya başlıyor. Diyorlar ki oyunu leveling'de bile zor, artık oyundan keyif alacağız. Bu arada öyle de bir şey vardı. Path of Exile 2'ye geçişte şey demişti. Demişlerdi Exile.com'da yani. Leveling'i zorlaştıracağız. Leveling artık hani oyun olacak falan diye. Yani oynanan bir şey olacak. Leveling şey yarı uykulu bir şekilde şöyle bir göz kapalı gece yaptığımız bir şeydi. Bir şeydi yani. Ne olduğunu bilmiyorum. Öyle gidiyorduk. Bir senaryoda bir çizgi üzerinde gidiyorduk. Görevleri yapıyorduk. Bitiriyorduk falan. Hiçbir işe de yaramıyordu. Sadece karakteri bir yere getirip haritalara başlayabilmek için. Umursamıyorduk çok. Edit maximum life and extra life. Piston olabilir. Tam ona gelmiştim. Evet. Pristine fosilden artık can modifiyerler. Fossil crafting'de de bir vurgun görüyoruz. Elemental penetration'lar azaltılmış. Evet. Prismatic fosil silahlar için elemental penetration azaltılmış. Evet. Hala görüyoruz elemental penetration'lardaki azaltmayı. Resistler arttırılmışken. Uf. Cookie cutter build'ler yapmak zor uğraşıyor. Other item changes. Ya sayısız olmayan böyle şey bir unshaping. Yani shaping olayı kalktığı için unshaping kalkıyor. Prime system, simple system falan diye değişiyor bunların ismi. Az önce isimlerini değiştiğini görmüştük de ne olduğunu yazmamışlardı. Master Cartographer Sextant Awakened Sextant olacakmış. Az önce bir Awakened Orc da görmüştük. Acaba onunla bir influencerlarla bağlantısı olabilir mi ki? Belki şey olabilir. Yani böyle isimlendirmelerin sebebinde Master Cartographer Sextant'ta belki o alandaki hepsini Shaper influence'li yapan falan gibi bir şeyler vardır belki. Leveling'i ben zevkli bulmuyorum ya. Ben hiç zevkli bulmuyorum. Gerçekten. Yani gerçekten zevkli bulmuyorum. O kadar zevkli bulmuyorum ki. O kadar zevkli bulmuyorum ki yapabiliyorsam Sion kasıyorum ki build'i sevmezsem tekrar leveling yapmak yerine direkt build'i değiştireyim diye. Silah pen olacak yani. Teknikte 20 çar level'lerim ortalama. Abi benim o kadar vaktim yok. Ben öyle bir şey yaparsam kanalda bir tane video göremezsiniz. Öyle söyleyeyim yani. Ona o kadar vakit harcarsam. Poespendi de. Voltaided. Poespendi bir şey yok o zaman. Az önce bir Poespend Voltaided nerfi demiştik de. Voltaided'den dolayı. Poespendi oynanan sınırlı build'lerden biri olduğu için Voltaided'deki şey oluyor. Bug fixlere bakmayacağız. Evet, atak falan filan. Bunlara bakmayacağım. Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Word panel işte, tamam. Zana modlara bakalım. Map changes'ta yukarıda zaten bunlara değindik. Aynı şeyleri biraz daha tekrar söyle gibi burada. Cortex map artık şey falan 83. Okey. Bütün sentez mapleri unique olarak düşüyor artık. Stand damage and speed falan filan. Baktığımızda Fortune Favors the Brave var. Essence var. Anarchy var. Domination, Bloodlines, Nemesis, Beyond, Legion. Ne yok? Perandus yok. Perandus'tan başka ne yok? Breach var mı? Breach yok. Breach yok. Perandus yok. Başka gözünüze takılan ne var? Legion var. Beyond var. Nemesis, Bloodline, Domination. Yani yine şey olursa Harbinger yok. Bunlar neden önemli? Bunlar challenge'lar için önemli. Challenge'larda yine bana bir peranduslu şöyle yap bir şey yap. Yok efendim git şeyden alışveriş yap Brodiro'dan derse
ya da Skemir olan verdiği şeye göre ismi değişiyor. Biraz sıkıntı yapacak. Geçen liglerden birinde öyle bir şey vardı çünkü Kadiro ile ilgili bir challenge vardı. En zor challenge'lar, en zor challenge'lar değil de bayağı şeyli bir challenge'dı. Maliyetli bir challenge'dı. 5-10 ex harcıyordun. Bir tane ufak sap challenge'a. Challenge'ın içindeki 4 tane ufak şeyden birine. Cog Ice Nova Cyclone falan yapılır mı bu lig sizce? Olabilir. Ben Cast on Crit yapmayacağım. Çünkü bilgisayarıma güvenmiyorum. İşlemcime falan çok güvenmiyorum. Hatta anakartım ufak sorunlu. Ekran kartım zaten patlamıştı. Yenisini aldım. Bilenler bilir. Borçlu harçla lig tekrar başlayabilmek için. Güvenmiyorum bilgisayarıma. O yüzden ben zaten Keston kritiklere hiç bulaşmıyordum. Şair, selam sana da hoş geldin. Fakat birazdan kapatacağız. Benim birazdan çıkmam gerekiyor çünkü. 5 dakikaya kapatış yapalım. 3'ü 5 geçiyor çünkü. Okulda olup valideyi almam gerekiyor. Quest rewardlara da bir bakalım. Çünkü Zana ile ilgili bir şey gördüm şurada. Diğerleri boş zaten. Greater Valley bunların nerede geleceğini söylemiş. Zana ile ilgili olan biraz önemli. Artık diyor ki Atlas Quest Time'da size ödül olarak map vermeyecek. Yani her Zana görevi yaptığımızda bir tane beleşten o tier'den map alıyorduk ya. Onu vermeyecekmiş artık. Onun yerine şu aşağıda, pardon aşağıda değil, yukarıda. Şu harita modlarının her birini açtığımızda, yani kullanılabilir olduğunda bize bir tane ücretsiz girme hakkı verecekmiş. Bilet verecekmiş. Onunla girecekmişiz. Map vermeyecekmiş. Map vermesi bence daha güzel olurdu. PvP change'lara hiç girmeyeceğim. Burada da başka sanırım değineceğimiz özel bir şey yok. Şu notları okuduğun linki paylaşabilir misin? Yani şu işte. Petofex kendi şeyi. Attım size. Kısa özet yapar mısın yoksa YouTube aktardığında YouTube'a aktaracağım. YouTube'dan izlemen güzel olur çünkü başlarında Fatih abi de geldi. Fatih Ak'ta. Onunla da biraz konuştuk. O da biraz bahsetti. Yani oraları da izlemiş olursun. Bence daha faydalı olur. Şu an özet yapamayacağım gerçekten. Arkadaşlar hatta kaçmam lazım. Yoksa valide beni yakacak. Ona yetişmem lazım. En son çok önemli soracağınız bir şey varsa gerçekten çok önemli. Onu sorun. Yoksa bir dakika içinde kapatacağım yayını. Kusura bakmayın. Daha fazla kalamayacağım. Ben biraz daha kısa olur diye düşünüyordum ama biraz Fatih abi geldi, bir şeyler üstünde konuştuk. Burada laf açtı falan filan. Ligi yorumlarken de özellikle bayağı izleyicimiz oldu. Uzun süredir paya yayını yapmama rağmen siz de bir şeyler yazdınız. Onlardan da şeyler, laflar açıldı. Biraz uzun sürdü. Bu kadar tahmin etmiyordum. Ben vaktim olunca şey yapacağım. Yani cumartesi sabah zaten ben leveling'e başlayacağım. Cuma akşamı muhtemelen yapacağımı sanmıyorum. Leveling'i. Çünkü cuma akşamı çok kanser oluyor. Paso düşüyorsun oyundan. Tekrar sıraya giriyorsun falan filan. Muhtemelen cumartesi sabahtan başlarım. Bir bakacağım. Yani şurayı bir tekrar okuyacağım. Şuradaki cam değişikliklerini falan filan. Ona göre ucuz bir şey olur. Ucuz olur zaten. Genelde tarzım o şekilde biliyorsunuz. Arkadaşlar o zaman teşekkür ederim hepinize geldiniz, izlediğiniz için, benimle birlikte olduğunuz için notları okurken. SSF. Benim SSF bir tane Elehit build'im var. Kendi şeyimi yaptım. Şu kafalığı var ya onun bir tane, ismini hatırlayamadım. O kafalığı kendim düşürdüm. Kendim profilini getirdim. Update'ledim falan. Baya güzel bir şey oldu ama sonradan şey yaptım, sıkıldım, bıraktım. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Esenlikler diliyorum hepinize. Bunu YouTube'a atacağım. Başını kaçırmış olan arkadaşlar oradan izleyebilirler. Bugün muhtemelen atarım. Bugün yetiştiririm. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.